Merhabalar sevgili gençler ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız. Bir şeyi 40 defa söylersen olur dedik. Bir şeyi 40 defa söyleye 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 trigonometriyi bitirdik. Fonksiyonu bitirdik. Parabolü bitirdik. Permütasyon kombinasyon binom olasılık videomuz zaten vardı. Türev videomuz zaten vardı sevgili gençler. Bunları şuradaki bağlantıya tıklayarak hepsini i harfine tıklayarak hepsini görebilirsiniz sevgili gençler. Şimdi sıra nerede? Şimdi sıra sevgili gençler polinomlarda. Anket sonucunda polinom önde çıktı. Yani e, diğer konularda birbirine yakındı ama polinom önde çıktığı için. Polinomu yüklüyorum. Polinom videosunu çekiyorum şu anda sizin için. Ama şöyle bir durum var tabi. Hocam diğer konularda gelecek mi? Tüm AYT konuları öncelikli olmak üzere gelecek. Ekstradan size küçük sürprizler de yapabilirim bu 40 soruyla alakalı küçük sürprizler yapabilirim çünkü bazı konular var. 40 defa söylesen de olmuyor. Siz o konuları biliyorsunuz. Bazı konular var. 40 defa söyleyince de olmuyor o konular. O konuları birkaç defa 40 defa söylemek gerekiyor. Onlara da geleceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi sevgili gençler PDF açıklama kısmındaki linkte mevcut. Yine açıklama kısmında bu PDF'in üzerinde cevap anahtarları yok ama PDF'in çıktısını aldın. Daha sonrasında çözdün. Yapamadığın, çözemediğin sorular var veya çözümünü hantal yaptığın sorular var, ee, hiç yorum ya getiremediğin sorular var. O sorularında sevgili gençler cevaplarını öğrenebilmek için adına videoyu açıyorsun, ileri geri sardırmana gerek yok. Açıklama kısmında hangi soru kaçıncı dakikada bu da mevcut. Dolayısıyla istediğin dakikaya, istediğin sorunun dakikasına tıklayarak sadece o sorunun çözümünü de görebiliyorsun, haberin olsun. Yani böyle de bir güzellik yapıyorum ben senin için. Ee, sorularımız hangi düzeyde? Ondan da bahsedelim çünkü soran arkadaşlar oluyor. Sorularımız sevgili gençler. 10 üzerinden 6, 6, 7, 8'e kadar varıyor. Yani 6 ile 8 arasındaki düzeylerde sorular öyle 8'in üstünü koymadık. Çünkü zaten ÖSYM'nin sorduğu sınav soruları da 10 üzerinden 7 düzeyindeki sorular oluyor. Yani çok zor sorular değil. Bu e, PDF'deki sorularda 6, 7, 8 bandında sorular haberiniz olsun. Başka video ile ilgili söylemek istediğim şu an için bir şey yok. Aralarda ben size küçük telkinlerde bulunacağım. Soruları çözerken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında ufak tefek bilgiler vereceğim. Bunların da notlarını pdf'nin kıyısına köşesine alırsan güzel olur. Haberin olsun. Şimdi ilk sorumuzda şöyle bismillah diyelim. İlk sorumuzda bir başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Px1 eşittir x küp eksi 2x kare artı mx1 polinomu verilmiş bize. P1'in sevgili gençler bize 5 olduğundan bahsediyor ve sorulan şey M. Yani klasik bildiğim polinom sorusu. Ee, her zaman karşımıza böyle sorular çıkar mı? Her soru bankasında her denemede karşına çıkabilir. ÖSYM'de niye çıkmasın? ÖSYM'de de sevgili gençler son zamanlarda biraz daha yoruma dayalı sorular çıkıyor. Yani şekilli kulu sorulardan ziyade daha fazla yoruma dayalı yenilesi soru çıkıyor. Haberiniz olsun. Ama yine de bunları çözmeden bunları anlamadan o yoruma dayalı soruları çözmek tabi saçma olur. Çözemezsin de zaten. PDF'imizin bu 40 tane sorunun 20-21. sorudan sonraki kısmı tamamen ama tamamen ÖSYM sınavına yönelik. Yani ÖSYM'nin YKS sınavına yönelik sevgili gençler. Yeni nesil ve yorum sorularını barındıran sorular var. Haberin olsun. P1'in 5 olduğu verilmiş soruda P1'in 5 olduğu verildiyse bizi p 1 elde etmemiz lazım. E Px-1 var hocam benim elimde. O zaman kardeşim x gördüğün yere 2 yazarsın. Bak burası ne olur? 2-1'den P1 olur. Tamam o zaman yazalım. P1 eşittir. 2 yazıyorduk. 2'nin küpü 8. Eksi 2 çarpı 2'nin karesinden eksi 8 geldi. Artı 2m'miz var. Bir de eksi 1'imiz var. Buraya dikkat ederseniz artı 8 ve eksi 8 birbirini götürüyor. 2m eksi 1 eşittir. Kaçmış arkadaşlar? P1 5'miş. O zaman bu 2m dediğimiz vatandaş 6'ya eşit olur. M de sevgili gençler 3'e eşit olur. Cevap da böylelikle denizli seçeneğinde verilmiştir. Deriz ve geçeriz ikinci sorumuza. Şimdi px e eşittir x³ -x² x küp eksi x kare artı 3x eksi 50'nin karesi. Olduğuna göre px artı 3 polinomunun kat sayılar toplamı. Genel bir e, yanılgıdan bahsedeceğim. Bunu bu videoyu izleyenlerden mutlaka ama mutlaka yapan vardır. Katsayılar toplamı sorulduğu zaman sanki p1'i bulmam gerekiyor gibi düşünen arkadaşlarım var yalan. O px'in kat sayılar toplamı p1'dir. Yani sen x gördüğün yere 1 yazdığın zaman Px'te de p1 olacaktır. Senin tek burada yapman gereken kaç sayılar toplamını gördüğün zaman x gördüğün yere yapıştırman gerekiyor biri. Nerede? E, Px artı 3 polinomunda. Yazarsak birine gelir P4. Demek ki P4 soruluyor sevgili gençler bize. P4 soruluyorsa da x gördüğün yere 4 yazmakla mükellefsin sen. P4 eşittir. 4'ün küpü 64 eksi 4'ün karesi 16 artı 3 kere 4 12 eksi bir de 50'miz var bir de bunun karesini alacağız. Şimdi 64'ten 50'yi çıkardım. 14, 16 daha çıkardım sevgili gençler. Eksi 2, 12 ekledim. Burası 10 yaptı. Bir de bunun karesi vardı. Onun karesi de bize 100'ü verecektir. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Üçüncü soru. Px artı 1 artı 1. Bölü qx eksi 1 eksi 1 eşittir x kare artı x px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 3 ise ki hemen burayı yorumlayarak hareket etmen lazım şu cümle şu cümle size neyi ifade ediyor? Diyorsunuz ki hemen neye bölmüşüz? x eksi 2'ye. Bunu sıfıra eşitleyen kökü buluyorsunuz. x eşittir 2. Sonra da o x eşittir 2 alıyorsunuz sevgili gençler. Şurada yerine yazıyorsunuz. Demek ki p2 kalana eşitliyorsunuz. Kalan kaçmış? 3. İşte bu kadar basit. p2 3 ise demiş qx polinomunun x ile bölümünden kalan. Şimdi şu x'in köküne sevgili gençler x eşittir 0. Bunu da nerede yerine yazacaksınız? Tabii ki Q polinomunda. O halde sevgili gençler bizden istenen şey Q sıfır kaçtır diye soruluyor. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? P2'yi elde etmeye. p 2 nasıl elde edelim? X gördüğüm yere 1 yazarım. Hadi yazalım. P2 artı 1 bölü. Q0 soruluyordu. Ben X gördüğüm yere daha önce 1 yazıyordum. E 1'den birin çıkardığımız zaman da zaten sıfır kalıyor. Q0 eksi 1 eşittir. Biz x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. 1'in karesi artı 1 ne yapar? 2. Şimdi P2'nin biz zaten 3 olduğunu biliyorduk. Burası 4. Pay kısmı 4. Ben bu pay kısmı 4 ise 4'ü neye bölersem 2 olur? Tabii ki 2'ye. O halde Q0 eksi 1 kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Eksi 1'i de fırlatırsanız karşıya Q0'ın 2 artı 1'den 3 olması gerektiğini görürsünüz. Doğru cevabımız da denizli seçeneği olur böylelikle. Geçtim. Dördüncü soruma sıkılma. Daha 37 tane soru var çözmemiz gereken bu videoda. Px-3 polinomunun 2x-14 ile bölümünden kalan 5'tir. Şimdi ne yapacağız? Bu cümleden ne anlamamız gerekiyordu? Neye bölüyoruz? 2x-14'e ne bunun kökü? x eşittir 7. O halde bu x eşittir 7'yi alıyorsun ve şurada yerine yazıyorsun. Yazdığımız takdirde de 7-3'ten içerisi 4 gelir. Ve bu p 4 de kalana yani 5'e eşittir. P4'ün 5 olması gerektiğini bu şekilde anlamış oluyoruz. Şimdi Qx eksi 1 de Px artı 2 artı x kare eksi x eksi 3'e eşitmiş. Qx polinomunun katsayılar toplamı sorulduğu zaman 1 yazıyorduk. Nerede? Qx'de. Yazalım. Q1 soruluyormuş demek ki bize dedik. Ve Q1'i bulabilmek için x gördüğümüz yere de 2 yazmamızın, 2 yazmamız gerektiğini sen görüyorsun zaten. Yazıldığı takdirde de Q1 gelir bakın içerisi. Eşittir. E ben x gördüğüm yere 2 yazıyordum. E buradan bir de P4 geldi. Onu nereden bulacağım? Onu zaten az önce bulmuştuk bakın burada. P4 artı x gördüğümüz yere 2 yazıyorduk. 2'nin karesi 4 eksi 2 eksi 3 dedik. Şimdi ben P4'ün 5 olması gerektiğini biliyorum. 5'e 4 ekledim. Şurası 9. Şurası eksi 5. 9 eksi 5 kaç yapar? Tabii ki 4 yapar. Demek ki sevgili gençler Q1 burada kaçmış? 4'müş diyebiliriz. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği olur böylelikle. Evet, ilk sayfamızın sol kısmını bitirdik. Geçiyoruz sağ üst kısma 5. soruya. x 4 polinomunun sabit terimi 7'dir şimdi. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Sabit terim sorulduğu zaman da şimdi katsayılar terim katsayılar toplamı sorulduğu zaman sen x gördüğün yere sadece 1 yazmakla mükelleftin ya hani Sabit terimi sorulduğu zaman da x gördüğün yere sadece ama sadece 0 yazacaksın. Yani p 0ı falan bulmayacaksın. O sadece px için geçerli veya p-x veya p2x için geçerli. Her neyse ama sen x gördüğün yere 0 yazacaksın. Sadece bunu bil. x gördüğün yere 0 yazarsan burası p4 olur. Ve biz p4'ün aslına bakarsanız 7 olması gerektiğini sorunun bize verdiği bilgi aracılığıyla görebiliyoruz. Şimdi biz, ben P4'ün 7 olduğunu biliyorum. Bize sorulan sorunun köküne bakacak olursanız QX polinomunun X-5 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani X gördüğünüz yere 5 yazacaksınız. Nerede? Q polinomunda. Demek ki sevgili gençler benden istenen şey ise Q5 kaçtır? Q5'i elde edebilmek adına X gördüğümüz yere mecburen 4 yazmak zorundayız. Dolayısıyla 4 artı 1'den bakın burası Q5 gelir. Bu bize sorulandır. Eşittir. Yerine yazıyoruz. Ne? X gördüğümüz yere 5 yazıyorduk. E burası da P5 oldu. E bakalım P4 oldu. X gördüğümüz yere 4 yazıyorduk. Eksi 3 kere 4. 12 yapar. Artı bir de birimiz var. Ben P4'ün zaten burada 7 olması gerektiğini bulmuştum. 7'den 12'yi çıkardım. Eksi 5. 1 eklersem sevgili gençler. Eksi 4 gelir. Demek ki Q5. Eksi 4'e eşitmiş. Cevabımız da Bursa seçeneği olacakmış diyebiliriz. Şimdi ilk 5 tane soruyu çözdük. Bunun gibi sevgili gençler 7 tane daha çözeceğiz. 35 tane sorumuz kaldı videonun bitmesine. Sabırlı ol, e, dirayetli ol e, ve mutlaka ama mutlaka sıkılmadan dinle. E, çünkü bu 40 tane soru senin için önemli olan karşına çıkabilecek bilgiler barındırıyor. Haberin olsun. Bir px polinomunun x 8, 2 ile bölümünden kalan 5'tir demek yine hemen bunu yorumlayalım. Artık sen biliyorsun. Sadece ilk 3-4 soruyu bile izleseydin zaten şu kısmı yalamış yutmuştun. Kalan kısmı yani polinomlarda bölme ile alakalı karşına çıkabilecek sorularda zorlanmamaya başlayacaksın artık. x 2'nin köküne x eşittir 2. Bunu nerede yerine yazıyoruz? Şurada. Demek ki p2 sevgili gençler kaçmış? 5'miş bunu biliyoruz. Şimdi x artı 1 ile bölümünden kalan da eksi 4. 2 e tane vermiş bu sefer. Bunun köküne sevgili gençler eksi 1. O eksi 1'i de yine p polinomunda yerine yazdığımız takdirde p eksi 1'in de bakın burada eksi 4'e eşit olması gerektiğini anlamış oluyoruz. p 2'nin 5 olduğunu p eksi 1'in eksi 4 olması gerektiğini biz şimdiden bulduk. p x'in x eksi 2 çarpı x artı 1 ile bölümünden kalan hangisidir diye soruluyor. Şimdi burada yapmamız gereken bazı bir takım olaylar var. Sen şu iki tane polinomun çarpımının ikinci dereceden bir ifade belirtmesi gerektiğini biliyorsun. İkinci dereceden polinomdur bunların çarpımı. Şimdi arkadaşlar şöyle diyorduk ya biz. Px polinomunu gidip sen Qx polinomuna böldüğün takdirde burası Bx burası da kalan polinomu olduğunu söylemiştik. Konularda da söylemiştik. Her yerde de karşına çıkıyordur zaten. Şimdi şu kalan polinomunun derecesini Bölen polinomunun derecesinden daha küçük olması gerekiyor. Eşit olamaz. Daha küçük olması gerekiyor. e Şimdi bizim burada bölen polinomumuz x-2 çarpı x artı 1 olduğu için ikinci dereceden bir polinomdur. Kendileri kalan polinomumuz da, kalan polinomumuz da, şimdi söyleyeceğim cümle çok önemli, maksimum birinci dereceden olmak zorundadır. Çünkü bizim bölen polinomumuz ikinci derecedense kalan polinomumuz ya sıfırıncı derecedendir ya da birinci derecedendir. Anlaştık mı? Şimdi o halde ben kalan polinomuna aday olarak AX artı B'yi gösteriyorum. Yani benim kalan polinomum AX artı B olabilir. Hocam nereden biliyorsunuz birinci dereceden olduğunu deme. Çünkü AX artı B ifadesinde A sıfır olursa eğer birinci dereceden sıfırıncı dereceden olur. Ama A her sıfır haricinde herhangi bir sayı olursa tabii ki birinci dereceden olacaktır. Dolayısıyla burada hem birinci hem de sıfırıncı dereceden polinomları ifade etmek adına ben KX'i kullandım bir. İkincisi şimdi tüm bunlar biliniyorken şuraya şöyle bir not defteri açın oluşturun sevgili gençler ve ben size orada bazı notlar aldırayım. Şimdi arkadaşlarım benim 37 sayısını 37 sayısını gelin beraber 15'e bölelim. 37'yi 15'e böldüğümüz takdirde burası sevgili gençler 2 defa vardır deriz. 2 kere 15 30'dur. Kalan da 7 olacaktır diyebiliriz. Biz burada ne yaptık? 37 sayısını 15'e böldük ve kalanın 7 olması gerektiğini gördük. Tabi bizim burada 15 dediğimiz sayımızın 2 tane asal çarpanı var. Bir tanesi 3, diğeri de 5 çarpanları. Pekala şimdi ben 37 sayısını bu 15'in asal çarpanları olan hem 3'e hem de 5'e böldüğümü düşünelim. 37'nin 3'e bölümünden bölüm 12'dir. 3 kere 12 36 yapar. Kalanımız 1'dir. Aynı 37 sayısının 5'e bölümü ise bölüm 7'dir. 5 kere 7 35. Kalanımız ise 2'dir sevgili gençler. Şimdi ben diyorum ki burada ben 37'yi 3'e ve 5'e bölmüştüm ya hani. Kalanları da 1 ve 2 bulmuştum. Ben şunu iddia ediyorum. Ben bu 37 sayısını 3'e bölmeden ve 37 sayısını 5'e bölmeden de bu kalanları bulabilirdim. 35'i de 37'yi değil de farklı bir sayıyı bölerdim yani. Anlayacağınız şekilde. Hangi sayıyı hocam? Şunu. Ben burada 37'yi 15'e böldüğüm zaman ki 15 hem 3'ün hem de 5'in ortak bir katıydı. Kalanımız 7 oluyorsa sevgili gençler. Ben burada şu 37'yi 3'e bölüp kalan falan bulmuştuk ya. Böyle çekelim kenara. Bakınız. Aynı kalanları ben az önce bulduğum kalan vardı ya 7. İşte 7'yi 3'e bölmüş olsaydım 2 defa var. 2 kere 3 6 kalanımız 1. 7'yi 5'e bölmüş olsaydım 1 defa var. 5 çıkar kalan 2. Bakın aynı şekilde hem biri hem de 2'yi bulurdum. Reel sayılarda çalışan bu sistem polinomlarda neden çalışmasın? Doğru mu? Mecburen çalışacak. O halde sevgili arkadaşlarım şimdi Burası küçük bir not defteri oldu. Siz daha büyük bir not defteri ayarlayın kendinize. Sığmadığı için taşırdım ben bu tarafa. Ben kalan polinomu bulmuştum. E şimdi Px polinomunun x 2 ile bölümünden kalanı bulmak yerine ben kalanın 5 olduğunu biliyorum ama kalanı x 2'ye böldüğüm zaman kalan 5 eşitleyebilirim sonuçta. Sıkıntı yok. Yani ben burada P2 5'tir demiştim ya. O zaman arkadaşlarım K2 de 5'tir. E ben burada P-1'e eksi 4 demiştim. O zaman K-1 de eksi 4'tür. Şimdi tüm bu bildiklerimiz doğrultusunda artık şunu yazabiliriz. K-2 5 ise yazalım yerine. K-2 eşittir. X gördüğüm yeri 2 yazarsam 2A artı B gelir. Ve K-1 eksi 4 ise yazarım yerine. Eksi A artı B. Şimdi bu kaçmış? 5'miş. Bu da sevgili gençler eksi 4'müş. Ben burada üsttekinden alttakini çıkarı verirsem 2A'dan eksi A çıkarırsan 3A kalır. 2A eksi eksi A şeklinde. B'ler zaten gider. 5'ten eksi 4'ü çıkardığımızda da 9 kalır. A kaçmış arkadaşlar? 3. Peki A 3 ise 2 kere 3 6 yapar. 6'ya ne eklersen 5 gelir. Tabii ki eksi 1. Demek ki B'de eksi 1'miş. Şimdi bizden ne istenmişti? Kalan polinomu. Yani AX artı B istenmişti. A'yı B'yi bulduk. Bulduk biz. O zaman yerine yazarsam 3X eksi 1 gelir. Benim kalanım. O halde cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Ya bu hoca da o kadar kısa bir soruyu, basit bir şekilde yaptığınız soruyu bu kadar uzattı da uzattı ne gerek vardı deme. Mantığını anlaman seni başarıya götürür. Her zaman aynı tip sorulardan aynı neti çıkaramazsın. Bunu sakın unutma. Bunlar bizim de başımıza geldi. Hatta şu senaryoyu çok çok yaşamış yaşamışsındır. Yani sen de yaşamışsındır. Biz böyle sınavlara falan hazırlanırken Denemeden çıkardık işte birkaç arkadaşımız var İsa var Rıza var falan yani denemeden çıkardık ee, alırdık böyle cevap anahtarlarımızı doğru 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 matematik sınavında mesela bir tane yanlış çıkardı orada böyle peş peşe doğrular giderken bir tane yanlış çıkardı ve soruya bakar bakmaz görürdük onun çözümünü. Yani o kadar basitti soru ama işte bazen işin mantığını öğrenmediğimiz için aynı soruda bizi tongaya düşürebiliyorlardı. Dolayısıyla biz o tongalara düşmemek için işte bu soruların mantığını, nereden geldiğini, niye böyle olması gerektiğini anlamak zorundayız. Bunu sakın ama sakın unutma, aklından çıkarma. Yedinci sorumuz şu kısmı ben sana şöyle sileyim de kapan karışmasın. px x üzeri 5 falan filan diye polinomu vermiş. x kare artı 5 ile böl tam bölündüğüne göre m kaçtır? Hayda şimdi bak şimdi burada niye hayda dedim. Şundan kaynaklı. x kare artı 5'i sen sıfıra eşit dediğin zaman herhangi bir reel kök bulamazsın. Çünkü x kareyi eksi 5'e eşitleyeceksin. E neyin karesi eksi 5? Hocam hiçbir bir şey. E ne yapacağız? Hemen şunu yapacaksın. Şunu yazdın ya bu böyle kalacak. Soruyu sana bu çözdürür çünkü. Sen diyorsun ki madem ben e, şurada mesela x eksi 2 ile bölümünden kalan derken x eksi 2'yi sıfı sıfıra eşitleyip eksi 2'yi karşı attın O zaman ben x gördüğüm yere 2 yazacağım kardeşim diyorsan o zaman burada da x kare gördüğün yere eksi 5 yazacaksın şimdi de. E nasıl mı? Şu şekilde. Bakın x üzeri 5 var. Ben bunu x kare çarpı x kare çarpı x diye yazabilirim. Eksi 3 çarpı x üzeri 4'ü 3 çarpı x kare çarpı x kare diye yazarım. Eksi m artı 6 bunların yazımını biliyorsunuzdur. X kare gördüğümüz yere eksi 5 yazarsak bakın eksi 5 çarpı eksi 5'den 25 x gelir burası. Eksi 5 çarpı eksi 5'ten 25 eksi 3 ile çarparsam eksi 75 gelir. Ve e, sevgili gençler şuradaki eksi 25 x'imizi yazmamışız bakın haksızlık etmişiz onu da yazalım araya. Eksi 25 x eksi m artı 6 tam bölünüyorsa kalan kaçtır? Tabii ki 0'dır. Artı 25 x ve eksi 25 x birbirini götürür. Eksi 75'e 6 eklersem eksi 69 gelir. Eksi bir de m'miz var. Eşittir 0 dersek m kaç gelir arkadaşlar? Eksi 69 gelir. Bu da bizim cevabımızdır. O halde cevap da Adana'dır diyebiliriz. 8. sorumuzdayız arkadaşlar. Px böyle bir polinom verilmiş ve bize diyor ki bu polinomun x kare eksi x artı 2 ile bölümünden kalan hangisidir? diye soruluyor. Bu x kare eksi x artı 2 ilk etapta çarpanlarına ayrılabilir gibi duruyor da ayrılmıyor. Ama biz kalanımızın maksimum birinci dereceden olduğunu biliyoruz ki zaten şıklarımızın hepsi de birinci dereceden. Peki ben bu soruda ne yapacağım? Aynı üstteki sorudaki gibi yapacaksın. Gideceksin diyeceksin ki x kare eksi x artı 2. Bakın hiç şey değişmeyen bir şey var bu sorularda. Neye bölüyorsak onu bir sıfıra eşitliyoruz biz kök bulmak adına. Ama bu soruda reel bir kök bulamayacağımız için x kare eşittir. Atıyorum karşıya sevgili gençler bunları. x eksi 2 geliyor mu? Geliyor. O zaman ben diyorum ki kardeşim ben x kare gördüğüm yere x eksi 2 yazmak istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Peki bu x üzeri 4 dediğimiz şey x karenin karesi midir? Evet hocam öyledir. Eksi 2 çarpı x kare çarpı x var mıdır? Evet var. Artı 5x'imiz bir de eksi 8'imiz var. Niye bu şekilde ayırdık? Çünkü ben x kare gördüğüm yerlere x eksi 2 yazmak istiyorum. Keyfimden x eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 5 x eksi 8. E hocam böyle kalan mı olur? Tabii ki olmaz. Böyle kalan olur mu? Sen ikinci dereceden bir ifadeye bölüyorsun. Kalanın gene ikinci dereceden olmaz. Burayı bir açalım. x eksi 2'nin karesi. Şurayı açıyorum. x kare eksi 4 x artı 4. Eksi bakın hem x var hem 2 var. Eksi 2 var. Bunu dağıtacağım. Eksi 2 x kare yapar. 2 eksi 2 x'i eksi 2 ile çarparsam artı 4 x yapar. Artı 5 x'imiz var. Bir de eksi 8'imiz var. Şimdi biraz düzen getirelim buraya. Bakın bir x kare bir de eksi 2 x karemiz var. Eksi x kare yaptı bile burası. Şunlar gitti kullandım. Eksi 4 x ve artı 4. 4 x birbirini götürdü. Artı 5 x'imiz var. 4'ten de 8'i çıkarırsam eksi 4'ümüz var. Kalan bu şekilde olamaz. Fakat bir tane daha x kare yakaladık mı buradan? Yakaladık. Ve ben bu x karenin yine x eksi 2 olması gerektiğini biliyor muyum? Gayet iyi biliyorum. O halde eksi parantezinde x eksi 2 artı 5x eksi 4 diyeceğim kalanıma. İçeri dağıtacağım. Eksi x artı 2 artı 5x eksi 4. Eksi x de 5x'in toplamı 4x yapar. 2'den de 4'ü çıkarırsam eksi 2 gelir. Alın size sevgili gençler. Kalan polinomu. Cevabımız Adana seçeneği olur. İlk sayfayı bitirdik kazasız belasız. İlk sayfamızda şöyle yine gelenekselleşmiş uzaktan bakmalarımız, o polinomlar hep oldu mu olası güzel görünür böyle uzaktan baktığımız zaman sevgili gençler. Bir de düzenli işlem yapıyorsan yazın da güzelse var ya eyvah neler neler var ya. Şimdi ikinci sayfamıza geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuzdayız arkadaşlar x eksi 1 ile px'in çarpımı bize x küp artı ax artı 1'i veriyormuş. Ve px bir polinom olduğuna göre p1 kaçtır diye soruluyor. Tabi sen p1'i bulabilmek adına x gördüğün yere 1 yazdığın takdirde aha da bundan kaynaklı 1 eksi 1'den burası 0 gelir ve burayı komple sıfırlar. Ne yapıyoruz? x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. O zaman burada da yazalım. 1 artı a artı 1. E bu neymiş? 0'mış. Yani a artı 2 sevgili gençler 0 a kaçmış? Tabii ki eksi 2 imiş. Bunu bulduk şimdi. O halde bu x eksi 1 çarpı px eşittir. Ben x küp artı değil eksi. Çünkü a gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız. Eksi 2 x artı 1 olması gerektiğini biliyoruz artık. Ama şöyle bir durum var. Px eşittir. x küp eksi 2 x artı 1. Bak şurada ne yapacağım? x eksi 1'i alacağım. Karşıya bölüm olarak atacağım. Bölü x eksi 1 şeklinde de bir polinom olmayacağını da biliyorsunuz da i̇şte polinomlar her e, reel sayı için tanımlı olmak zorunda ama burası bir için tanımsız şu an demek ki sevgili gençler üst tarafta bir kökümüz var ki zaten olmasını istiyorduk bir kökü varsa x eksi bir çarpanımız da varmış demek ki üst tarafta ve biz bu çarpanı yok etmemiz gerekiyor bunu nereden buluruz şu şekilde düşünürüz sevgili gençler Öncelikle bu x küp eksi 2x artı 1'i çarpanlarına ayırmaya çalışırsınız. x eksi 1'li biçimde ayıramıyorsanız mecburen bakkal bölmesi yapacaksınız. Polinom bölmesi yapacaksınız. x eksi 1'e böleceğiz. Bunu da bölerken x küpü elde etmeye çalışıyoruz. Neyden? x'ten. Yani diyorum ki ben bu x'i neyle çarparsam x küp elde ederim. Tabii ki x kare ile. E çarpalım o zaman. x çarpı x kare x küp yapar x kare çarpı eksi 1 de eksi x kare yapar. Ve bundan bunu çıkarırsınız. Bakın x küpler gitti. Eksi eksi x kareden artı x kare geldi. Bunları da aşağıya indiririm. Eksi 2 x artı 1 yazar. E şimdi sevgili gençler x kare eksi 2 x artı 1. x eksi 1'in zaten bir çarpanı olduğu için ben direkt buraya artı x eksi 1 de yazabilirim yani. E çarptığım takdirde de x kare eksi 2 x artı 1 gelecektir zaten. Çıkardım 0. Güzel. Demek ki bu benim e, polinomum x eksi 1 ile x eksi 1 ile x kare artı x eksi 1'in çarpımıymış px. Tabi üst tarafı bu. Bir de aşağıda neyi vardı? x eksi 1'i vardı. Yani şuradaki kısım şuna eşitmiş. Ve ben artık burada x eksi 1'leri rahatlıkla götürebiliyorum. Yani px polinomu aslına bakarsanız şurada kalan ifadeymiş. x kare artı x eksi 1 ve bizden ne istenmişti? p1. Soruda p1 isteniyordu. O halde P1 eşittir. 1 artı 1 eksi 1 yazarsam cevabım 1 olur. O halde cevap da Bursa'dır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet 10. sorumuza geçiyoruz artık. 10. sorumuzda diyor ki bize. Burayı şöyle silelim. <laughs> x küp eksi 8 ile bölümünden kalan x kare artı 5x artı 7'dir denilmiş Px polinomunun. Buna göre Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan hangisidir? diye sorulmuş sevgili gençler bize. Yani benim Px diye bir polinomum varmış. Bunları her seferinde bu şekilde yani bu soruya bu şekilde başlamak zorunda değilsiniz. Uyanıklık yapıp biraz daha sonrasından başlamanızı tavsiye ediyorum. Ben şu an herkes anlasın diye bu şekilde çözüyorum. Px'i x küp eksi 8'e böldüğümüzde sevgili gençler. Burası bir bölüm polinomumuz ve kalan polinomumuz ise x kare artı 5x artı 7'ymiş. Yani ben bu Px polinomunu nasıl yazabilirmişim? x küp eksi 8 çarpı bx artı x kare artı 5x artı 7 diye yazabiliyormuş. Şimdi gelin bu x eksi 2'ye böleceğiz ya biz bunu. x eksi 2 ile bölümünden kaçtır diye soruyorsa x gördüğünüz üzere 2 yazmanın zamanı gelmiştir ve bize artık p2 soruluyordur diyebiliriz. E gelin p2'yi yerine yazalım. p2 eşittir. 2'nin küpü 8. 8'den 8 çıkıyor 0. Yani burası 0 ise burası komple gider ve ben sadece burada yazarım o 2'yi. 2'nin karesi 4, 2 kere 5, 10 artı 7. 4, 7 daha 11, 10 daha 21 yapar. Şimdi bu cevap da denizidir. İlk sayfada söylediğimiz olay vardı ya. p 2i bölmek yerine kalanı bölsek de aynı şey gelir diye. O halde ben P2'yi bulmak yerine eğer ki şuna Kx dersem kalan sonuçta. K2'yi de bulsam oluyormuş. Yani bu kadar uzatmamıza gerek yok. Sen sadece kalan polinomunda şunun kökünü yani 2'yi yerine yazarsan direkt olarak cevabı bulacaktın zaten. Diğer kısmının biz çarpanı olduğunu zaten biliyoruz. 11. soru. Baş kat sayısı 2 olan 3. dereceden bir Px polinomunun çarpanlarından bir tanesi x kare artı 3'tür denilmiş. Şimdi baş kat sayısı 2 ve 3. dereceden bir polinom var elimizde ve çarpanlarından birisi de x kare artı 3. Bunu nasıl düzenleyebiliriz? Bakın. başka sayısı 2 olduğuna göre 2 çarpı diyeceğim. Açtım parantezi. Çarpanlarından bir tanesi de x kare artı 3'müş. Böyle bir çarpanı da varmış. Şimdi şu an bu ikinci dereceden bir polinom. Üçüncü dereceden polinom haline getirebilmek için bunu bir tane daha birinci dereceden bir polinoma ihtiyacım var. Bununla çarpacağım. Ona da x eksi a diyelim. Ve şu an bu px olma adayı. px ama a'yı bilmiyoruz. p 336 demiş. Bunu niye vermiş? Az önce dedik ki en yani son A'yı bilmiyoruz diye. İşte o A'yı bulalım diye veriyor bunu. P3 sevgili gençler. 36 ise bir yerine yazalım. 2 çarpı 3'ün karesi 9. 3 ekledim 12. Çarpı 3 eksi A. Şimdi buraya bakacak olursak ben bunun 36 olması gerektiğini söyledim. Şimdi arkadaşlar 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. Bakın burası 3 geldi. 2'yi de karşıya fırlatırsam 3 eksi A eşittir. 3 bölü 2 mi olur? Evet. Hatta ve hatta 2'yi karşıya fırlatmadan direkt şurada dağıtalım. 2 kere 3 6 eksi 2 a eşittir 3 ise 2 a eşittir kaç olur arkadaşlar? Ee, bunu bu tarafa atarsam 3 olur. Buradan da a kaç gelir? 3 bölü 2 gelir. Bizden istenen şu. Px polinomunun terimlerinin katsayıları toplamı kaç olur diye sorulmuş. Katsayılar toplamını nasıl buluyorduk? X gördüğümüz yere 1 yazarak. Yani şurada X gördüğümüz yere 1 yazacağız. Bu da 2 çarpı 1'in karesi 1 artı 3'ten 4 gelir çarpı. 1'den de 3 bölü 2'yi çıkaracağız çünkü a'mız 3 bölü 2 idi o da eksi 1 bölü 2 gelir. Ve bu şekilde düşünürsek şu 2 ile şu 2 birbirini götürür. Eksi 1 kere 4 bizim cevabımızdır. Yani cevap eksi 4'tür deriz. O halde cevap da bursa olur sevgili arkadaşlar. Evet 11 tane soruyu bitirdik. Geriye kaldı 29 soru. Sabret ee, bitecek. Sonuçta güzel şeyin bir sonu vardır değil mi? E, güzel gidiyor bence yani sorular seni e, nasıl diyeyim hırpalamayacak şekilde e, zor değil e, ama böyle üstünden basitçe geçebileceğin kadar da kolay değil. E, İlla ki vardır şimdiye kadar anlamadığım bir yer ama dediğim gibi 20. sorudan sonra eğer biraz daha böyle zor ve kazık sorular görmek istiyorsan biraz daha zor kazık demeyelim de düşündürücü sorular kaliteli sorular görmek istiyorsan 20. sorudan sonrasını beklemeni şiddetle tavsiye ediyorum. Px polinomunun x kare eksi 4 ile bölümünden kalan 3x artı 5. Bu x polinomunun 3, e, x kare eksi 4 ile bölümünden kalan 2x artı 7'dir diyor. O halde bunların toplamının x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Ben e, bana ne verilmiş önce onu bir bulalım. Px polinomunun ben x kare eksi 4 ile bölümünden kalan diyor ya. Şunu bulabilir miyim? Burası x eksi 2 çarpı x artı 2 değil mi arkadaşım? Evet. E burada da bize x eksi 2 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani x eksi 2 çarpanı zaten bunun içinde vardı. Peki ben burada x gördüğüm yere 2 yazacaksam eğer şu polinomda aslında bize şu soruluyor. P2 artı Q2 kaçtır diye soruluyor. E güzel. Ben P2'yi direkt şurada yerine yazarak bulamaz mıyım? Çünkü P'de 2 yazmak yerine kalanda 2 yazmak bize sonucu bulduruyordu zaten. Kalanı bulduruyordu. O halde sevgili gençler. P2 eşittir. 3 kere 2 6. 5 daha 11 yapar. Q2 de aynı şekilde düşünebilecek olursa burada yani Q'da yerine yazmak yerine 2'yi burada yerine yazarım. 2 kere 2 4 yapar. 7 daha bu da 11 gelir. Yani ikisinin de kalanı 11'miş. Bizden zaten bunların toplamı istenmişti. Toplarsam cevabı 22 bulurum. Doğru cevap da Ceyhan seçeneği olur. Geçiyorum sağ üst tarafıma sayfamın 13. sorudayım. Bir Px bir de Qx polinomu verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. dereceler hakkında bir soru. Ben öncelikle P'nin ve Q'nun derecelerini bir belirtmek istiyorum. Nasıl yazıyorduk dereceleri? Der Px eşittir. Bunun polinomun derecesi en büyük dereceye eşittir. Yani 5'e. Bu polinomun derecesi de der Qx şeklinde belirteceğiz bunu. Bu da sevgili gençler en büyük üssümüz 3 olduğuna göre derecemiz 3'müş. Diyor ki ben bu iki polinomu çarparsam derecesi 8 olur. E şimdi siz bu Px ile Qx'i çarparsanız en yüksek derece x küple x üzeri 5'in çarpımından x küple x üzeri 5'in çarpımından tabi ki üstü sayılardan biliyorsunuz tabanlar aynıysa üstler toplanır. 3 ile 5'in toplamı 8 yapar. Yani bunların çarpımından x üzeri 8'li bir terim geleceği için derecemiz 8'dir. Bu doğru. Birinci, birinci şıkkımız doğru. Adana doğru. Px'den Qx'i çıkarırsak bu polinomun derecesi 5 olur. E şimdi 5. dereceden bir polinomdan 3. dereceden bir polinomu çıkarırsan Qx'in içerisinde 5. dereceden bir ifade olmadığı için Px'deki x üzeri 5 aynen olduğu gibi kalacaktır. Dolayısıyla derecesi de 5 olacaktır yeni polinomun. Bu da doğru. Px'in karesi alındığı zaman varsayalım ki artık bak bu sorularda şu kısa yöntemi uygulayabilirsin. Px madem 5. dereceden o zaman ben direkt bunu x üzeri 5 olarak kabul ederim. Qx madem 3. dereceden Qx'i de x küp olarak kabul ederim. Peki p kare x nedir o zaman? x üzeri 10'dur. Bununla diyor e, Qx'de x gördüğün yere x üzeri 4 yaz diyor. Ben burada da yazarsam x üzeri 4'ün küpünü aldığım zaman ne olur? x üzeri 12 olur. Şimdi ben bu iki polinomu topladığımda kaçıncı dereceden olur bir polinom? Tabii ki 12'de, 12. dereceden olur. Derecesi 12'dir demiş. Bu da doğru. Devam deniz seçeneğiyle. Px karenin küpü polinomunun derecesi 30'dur. Şimdi x kare kaçıncı derecedendi? 5. Ben e, px polinomu 5. derecedendi. Ve ben P, px polinomunda x gördüğüm yere x kare yazarsa x karenin 5. kuvvetinden 10. kuvveti gelir. Bir de bunun sevgili gençler gidip de küpünü alırsam tabii ki buranın da bu da ne olur? x üzeri 30'u verir bize. E, derecesi 30'dur demiş. Demek ki bu da doğru. Cevabımız Edirne. Neden Edirne'ymiş? Bir de ona bakalım. Px 5. dereceden bir polinomdu. x üzeri 5 eksi x kare çarpı x küp. Qx de 3. dereceden bir polinom olduğu için x küp olarak kabul etmiştik zaten. Diyor ki x üzeri 5'ten x üzeri 5'i çıkardın. Tabii ki burası 0. dereceden bir polinom gelebilir. Yani derecesi belirsiz de olabilir. Dolayısıyla biz gidip buna derecesi 5'tir diyemeyiz. Şimdi şöyle bir mantık var. Gerçi ona birazdan çözeceğimiz sorularda gelelim. Çünkü öyle bir soru sordum. O detayı orada verelim. Kafa bulandırmayalım şimdi. Burası birbirini götüreceği için sıfır olabilir. Dolayısıyla derecesi 5'tir demek yanlış olur. Cevabımız Edirne'ydi dedik. Geçtim 14. soruma. Px x kare eksi x eksi 2'nin küpü olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Yine bir yorum sorusu bakalım. Adana seçeneğinde diyor ki Px polinomunun sabit terimi eksi 8'dir. Sabit terimi bulmak için x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? Tabii ki 0. E yazdım 0, 0, eksi 2 kaldı. Eksi 2'nin küpü de kaç yapar? Eksi 8 yapar. Doğru mu? Doğru. Adana seçeneği doğruymuş. Şurayı sildim şimdi. Devam. Px polinomunun katsayılar toplamı eksi 8'dir. Katsayılar toplamını bulabilmek için de x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 1 yazıyorduk. E yazdım 1'i. 1 eksi 1'den gitti. Eksi 2'nin küpü gene eksi 8. Dolayısıyla bu da doğru. 8 de eksi 8 çıktı. Üçüncüye bakalım. Px artı 3 polinomunun sabit terimi 64'tür. Sabit terim bulmak için x gördüğün yere 0 yazacaktım. E sen şimdi 0'ı yerine yazdığın zaman aslında neyi bulmuş oluyorsun burada? P3'ü. Ve P3 aslında 64 mi ona bakacağız şimdi. 3'ün karesi 9. Eksi 3 eksi 2. Bak burası kaç yapar? 4. Peki 4'ün küpü kaç? 64. E bu da doğru. Denizli'ye bakıyoruz. Px eksi 2 polinomunun kat toplamı 0. Şimdi katsayılar toplamı bulunurken biz x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. E yazalım 1'i burada. Bize diyor ki p-1 sıfırdır diyor. Bakalım öyle mi? Eksi 1'i burada yerine yazacağız. P-1 eşittir. Eksi 1'in karesi 1. Eksi eksi 1 artı 1. Eksi 2'den 2 eksi 2 sıfır. Bunun e, ben küpünü alırsam da küpü değil mi orası? Karesi miydi bakalım? Küpüydü. E, burası da sıfırın küpünden sıfır gelir sevgili gençler. Dolayısıyla bu da doğruymuş. O halde cevap yine neymiş? Bakalım ve niye Edirne? Px polinomu derecesi 5'tir demiş. Arkadaşlar x karenin ben küpünü alırsam x üzeri 6 gelir. Dolayısıyla 5. değil 6. dereceden bir polinom olur bizim polinomumuz. 14. sorumuzun cevabı da Edirne seçeneği olacaktı. Geçtim 15'e. Px ile Px artı 1'in çarpımı 4x kare eksi x 16x artı 15 olduğuna göre Px polinomu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi iki tane polinom var. Bu iki polinomun çarpımı ikinci dereceden. O halde ben Px ile Px artı 1'in ayrı ayrı birinci dereceden olduğunu söyleyebilirim. Hatta şıklarımdaki Denizli ve Edirne seçeneklerini de elerim. Çünkü birinci dereceden bir ifade ile birinci dereceden bir ifadenin çarpımı ancak ikinci dereceden bir ifade verir bize. Güzel. <laughs> o halde ben diyorum ki birinci dereceden olması gerektiğini düşündüm ya. Px'e Ax artı B diyelim. O zaman PX artı 1 ne olur? Siz söyleyin. A çarpı X gördüğümüz yere X artı 1 yazacağız. X artı 1 artı B olur. Değil mi? İşte bu ikisini çarparsak diyor. Şunu elde edeceğiz. E yazalım. AX artı B ile ben AX artı A artı B'yi Bunu nereden buldum? Dağıttım bunu buraya. Çarptığım takdirde bunu vereceğiz diyor. Dağıtalım içeriye. A kare X kare ama Daha sonra şunu da şunu çarptığım zaman a kare x yapar. a x ile b'yi çarptığım zaman ab x yapar sevgili gençler. Daha sonra b ile burayı çarptığım zaman bir ab x daha. b ile bunu çarparsam bir ab gelir. Bir tane de b karemiz gelir. Ve bu sevgili gençler şuna eşitse. Bakın şurada x karenin katsayısı 4. Peki burada x karenin katsayısı ne? a kare. O halde arkadaşlar a kare 4 ise a 2 veya a eksi 2 olabilir. Şimdi a'nın 2 veya eksi 2 olduğu duruma göre biz kalan bulacağız. Bakalım px polinomu bulacağız. Kalan değil. varsayalım ki a 2 olsun. Eğer a 2 olursa şurada yerine yazdığım takdirde bakın. Şurası 4 x olur. Artı burası 2 b x olur. Artı burası da 2 b x olacağı için 4 bx diyelim biz oraya kısaca. 4 bx olur. A gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2B artı B kare olacaktır. Ve sevgili gençler. Bakın burada bir 4 artı 4B var. X parantezini alınırsa gördünüz mü? X parantezini alırsam 4 artı 4B gelir. Ve bu da X'in katsayısı olan eksi 16'ya eşittir diyeceğiz. 4 artı 4B eşittir eksi 16 ise 4B eşittir attım 4'ü karşıya eksi 20. Demek ki B kaçmış eksi 5'miş. Şimdi gerisi Artık yazmamıza gerek yok. Çünkü a'yı b'yi bulduk. Px polinomunu bulmuş olduk bir tane. Px polinomu ben a'yı kaç bulmuştum? 2. Yani 2 olarak kabul etmiştim. 2x b'yi de eksi 5 bulmuştum. 2x eksi 5. Şıklarımızda var mı? Var. O zaman diğerini bulmaya gerek yok. Eğer eğer biz bulamasaydık bunu sevgili gençler. Yani şıklarımızda olmamış olsaydı. O zaman a'yı eksi 2 olarak kabul edecektik. Ki zaten şıklarda eksi 2 olan yani eksi 2x olan da bir şey yoktu. Ama eğer bu olmasaydı mutlaka ama mutlaka A gördüğümüz yere eksi 2 yaz, yaza, e, yazaydık eğer çıkardı sevgili gençler. Evet geçtim 16'ya. Bir gün böyle normal böyle hani ben Ankaralıyım ya. E, ortamına göre de insanlar konuşma şivesini değiştirebiliyor. Bilmiyorum en azından ben bunu yapabiliyorum. Yani ailemin yanına gittiğim zaman veya işte memleketime gittiğim zaman e, orada konuşulan ağızla konuşup ders anlatırken farklı bir ağızla konuşup öğrencilerimin verileriyle konuşurken farklı bir ağız kullanarak konuşabiliyorum. E, YouTube'daki de ben başka bir ağız mesela bir YouTube ağzı oluştu bende. E, i̇stesem de böyle nasıl diyeyim argo kullanamıyorum. İstesem de farklı şeyler yapamıyorum. E, biliyor bilmiyorum belki böyle şeyler daha fazla dikkat çekiyor YouTube'da ama ben yapasım gelmiyor yani e, i̇stesem de olmuyor zaten. Hani birkaç kere deneyim dedim ama olmuyor. Yani kendime oturmuyor. E, yapacak bir şey yok. Ama bir video deneyeceğim size. Yani böyle nasıl diyeyim. Argo konuşarak değil tabii ki de. Böyle nasıl diyeyim. Ankaraca konuşarak bir deneyeceğim bakalım. Olur mu dersiniz? Olur mu lan? <laughs> Olur mu bebeler? İyi. 16. sorumuz. X x eksi 3'ün n'inci kuvveti x eksi 2'nin m'inci kuvveti eksi 1 polinomu x eksi 2 ile tam bölünebildiğine göre n için hangisi daima doğrudur diye sormuş. Şimdi x eksi 2 ile tam bölündüğüne göre diyorsa demek ki ben p2'nin bak götürdüm bir yerine yazdım bunu. p2'nin sıfır olması gerektiğini biliyoruz. p2 sıfırsa getirelim şurada bir yerine yazalım 2'yi. 2'den 3'ü çıkardım. Eksi 1 geldi. O zaman eksi 1'in n'ninci kuvveti var elimizde şu an. 2'yi burada yerine yazarsam burası zaten komple gidiyor. Eksi bir de 1'imiz var. Ve biz bunun 0 olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi bunu da karşıya atarsam demek ki eksi 1'in sevgili gençler n'ninci kuvveti at eksi 1'i karşıya 1 olacakmış. Peki eksi 1'in hangi kuvvetleri 1 olur? Şimdi negatif bir sayı var elimizde. Bu negatif sayının bir kuvvetini alacağım ve pozitif olacak. Tabii ki n'nin ne olması lazım sevgili gençler? Çift olması lazım. Şimdi teki sildim. Tamam. Ta sadece doğal sayı diyeni de sildim. Pozitif tam sayı diyeni de sildim. Çift doğal sayımı, Çift tam sayımı Elimizde bu var. Şimdi normal şartlar altında eksi 1'in çift tam sayı kuvvetleri de artı 1 yapar. Fakat biz burada polinom çözüyoruz. Ve sen gidip şuraya eksi 2 gibi bir çift tam sayı yazarsan bu polinom polinomluktan çıkar bambaşka bir hale dönüşür. Dolayısıyla tam sayı yazamazsın. Biliyorsun ki polinomun kuvvetleri doğal sayı olmak zorundaydı. O halde cevabımız Bursa seçeneği olur sevgili gençler. Üçüncü sayfama geçtim. 17. sorumdayım. Px-1 polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı 4. Tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı da 2 ise P(x) polinomunun x kare artı 2x'le bölümünden kalan nedir diye sorulmuş. Şimdi ben bu P(x) 1 polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamını bulmak istiyorsam eğer şu formülü bilmem gerekiyor. Şimdi bu soruda var ya bu soruda bir sürü kişi tongaya düşer. Nasıl düşer? Hocam çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı sorulduğuna göre ben P1 artı P eksi 1 bölü 2'yi bulmam gerekiyor der. Aha burada yanlışa düştü zaten. Bitti. Hocam çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı bu değil miydi? Evet bu. Bir sıkıntı yok. Ama bu Px'in çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı. Px eksi 1'inkinin bu olduğunu söyleyemeyiz ki. Değil mi? Hocam saçma amayın falan demeyin. Yok saçma değil. Gerçek bu. Bu Px polinomunu sevgili gençler. Yani siz gidip de bunu uygularsanız cevabı sittin sene bulamazsınız. Unutun yani o cevabı. Bulamazsınız. İmkanı yok. Ee, ne yapacağız? Px-1 polinomunun kini bulmak için aynı kat sayılar toplamını yap, yaparken sadece x gördüğümüz yere 1 yazmakla mükellefsek sabit terim bulunurken x gördüğümüz yere 0 yazmakla mükellefsek burada da aynı şeyi yapacağız. Şimdi bu px'i Px'in neydi çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı Peki px eksi 1'inki ne olacak x gördüğün yere 1'i yazacaksın 1 eksi 1'den 0 gelecek p0 artı x gördüğün yere -1 yazacaksın eksi 1 eksi -1, 1 2 gelecek bölü 2 İşte bu da px eksi 1 polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı olacak Sen bu yani buradan gelecek o toplam güzel. Peki bu kaçmış? 4 müymüş? Eşittir 4. Yani P0 artı P-2 eşittir 2 kere 4'ten 8 diyebilir miyiz deriz. Bu sıkıntı yok. Bunu ders. Bir de diyor ki tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamı da 2. Tamam. O zaman e, tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamını bulmak için de şurası artılıydı. Eksili yapacağız. P0 eksi P 2 bölü 2 eşittir. O da kaçmış? 2'ymiş. O zaman şunu, şunu da söyleyebilirim. P0 eksi P eksi 2 eşittir 4. Bunu da karşıya fırlattım. Bunu da yaparız o zaman. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi ne istemiş bizden? Bu Px polinomunun x kare artı 2x ile bölümünden kalan ki ben o kalana kx diyeyim ve kx ax artı b olsun. Birinci dereceden olmak zorunda. Değil mi? Peki. Şimdi biz x kare artı 2x'e böleceğiz ya. Bu x çarpan alın x çarpanına parantezin alındığı zaman x artı 2 gelmez mi gelir bir kökümüz de 0 diğer kökümüz de eksi 2 e, hayda bunlar da çok tanıdık bunlar da inanılmaz tanıdık bize e, güzel o zaman artık ne yapmamız gerektiğini sen gayet iyi biliyorsun p 0'ı bulmak yerine A 0'ı bulurum yani sevgili gençler önce p 0 ve p eksi 2'yi bulalım mı sizler şunları bir toplayalım Şununla şu gider. 2 tane P0 8 ile 4'ün toplamı 12. O zaman P0 kaçtır? 6'dır. Peki 6'ya ne eklerseniz 8 olur? Tabii ki 2. Demek ki P-2'miz de sevgili gençler 2'ymiş. Şimdi 2 tane bilmemiz gereken olayı, argümanı bulduk. Birisi şu, birisi de bu. Pekala. Biz ne demiştik az önce? Ee, polinomda yerine yazmak yerine kalanda yerine yazarsan aynı sonucu bulursun demiştik. O halde şu kısmı sildim. O halde sevgili gençler şunu yapacağız artık biz ben K0 dersem K0 şurada yerine yazdığım zaman B gelir ve P0 eşit olacaktır 6. Yani B 6'ymış ve K-2 de sevgili gençler şurada yerine yazılırsa eksi 2A B'miz 6'ydı artı 6 o da eşittir. Kalan neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. O zaman eksi 2A eşittir. Eksi 4 olur. A da buradan 2 gelir. Şimdi A'yı 2 B'yi 6 bulduk. Kalan soruluydu bize. O zaman kalanımız 2X artı 6 olur. Yani cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Oldukça şık bir soruydu. Klasik soruların arasında oldukça şık bir soruydu. Mutlaka ama mutlaka e, dinle. Ama ama sakın şunu yaptım deme bana. Allah'ı billahi çok üzülürüm. Bak sakın onu yaptım deme bana. Çünkü e, bu ezberciliktir. Başka bir şey değil. Ya, sen bunu ezberlemişsin derim. Bizim üniversitede hocamız vardı. Eee Ders esnasında bir kere bize şey dedi. Çünkü ben hani çok fazla cevap kağıdı isterdim hocadan. Yani hocalardan, gözetmenlerden. Kağıt yetmezdi çünkü. Doldururdum, doldururdum, doldururdum. Bir kere 4-5 sayfa cevap kağıdı verip 0-1 almışlığım vardır. Ee, ve sevgili gençler. O hoca derste şöyle söylemişti. Bana da çok mantıklı gelmişti. Ee, demişti ki. Ben derste bazı teoremlerin ispatlarını yaparken. O ispatı yanlış yaparım veya bazı soruları çözerken o soruyu yanlış çözerim. Şimdi adam koskoca profesör. Ee, zaten ne dediğini çok anlayamıyoruz ama anlattığı şeylerin içerisinde de zaten yanlış var mı yok mu bunu da göremiyoruz. Ama adam yanlış anlatıyorum diyor. Bazılarını ben yanlış anlatırım diyor. Eğer ki diyor sen diyor evde çalışırsan diyor bu yanlışı fark edersen bana getirip gösterirsen diyor ben sana diyor gösteririm odamda diyor. İşte burayı yanlış yapmışsın. Burayı yanlıştı. Şurayı böyle düzelteceksin. Ben bunu bilerek yanlış çözdüm. Doğrusu da budur diye ben sana anlatırım diyor. Ama diyor tabii daha sonrasında da bu yanlış çözdüğü 4-5 tane soruyu sınavda soruyor bize. Eğer diyor sen sınavda benim tahtada çözdüğüm gibi çözersen diyor ezberlemişsin kardeşim derim sıfırı çakarım diyor. Sanırım ben hiçbirini bulamadığım için 0-1 aldım. Çünkü sisteme sıfır girilmediği için 0-1 vermiştir yüksek ihtimalle. Ee, dolayısıyla sevgili gençler burada söylediğimiz şey. Ben çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını biliyorum. P1 artı P-1 bölü 2. Tekinki de arasında eksi var. Tamam bitti demeyeceksin. Her gördüğün soruya da bunu yapıştırmayacaksın. Arada bir mantık kurmak gerekiyor çünkü. 18. soru. P kare x çarpı q üzeri 6x polinomunun derecesi 18. P x eksi qx bölü qx polinomunun derecesi de 1 olduğuna göre Px çarpı Qx polinomunun derecesi nedir? Diye sorulmuş. Şimdi Px'ten Qx'i çıkarmış. Eğer üst tarafın derecesini Qx belirlemiş olsaydı aynı derecenin alttaki aynı dereceye oranı sıfır olurdu. Yani derecesi sıfır olurdu. Demek ki burada Px'in derecesi daha büyük. Bunu anlayabiliyoruz. O zaman ben derece Px diyeyim. Derece Px'e M diyelim. Şimdi derece Qx'e ne diyelim? Hadi bakalım. Burada güzel bir enstantane var. Şimdi bakın Px'in Px polinomundan Qx polinomunu çıkardığımız zaman sözü e, neresi belirleyecek? Derecesi büyük olan söz sahibi. Peki derecesi büyük olan burada demek ki ben diyorum ki Px'miş. Çünkü derecesi büyük olan Qx olmuş olsaydı. Mesela 5. dereceden burası. 5. E dereceden bir ifadeyi ben 5. dereceden bir ifadeyi böldüğüm takdirde. Sonuç x üzeri 5 bölü x üzeri 5'ten e, 1 kalırdı ve bu da sıfırıncı dereceden bir polinom verirdi bize. Ama neymiş derecesi 1'miş. Demek ki burada px'in derecesi daha büyük dedik bu 1. Yani m diğerinden daha büyük olacak ama diğerine de n demek yerine farklı bir değişken verelim ya. Farklı bir şey olsun. E, ne diyek hocam y mi diyek deme. Gene m türünden ifade edelim diyorum burayı. E, ne yapacağız? Şu şekilde. Ben Px'in derecesini yani Qx'e oranladığım zaman sevgili gençler Px'i Qx'e oranladığım zaman sonuç 1 geliyorsa demek ki Px'in derecesi Qx'inkinden 1 büyükmüş. Yani ben Qx'in derecesine m-1 diyebilirim. Hiçbir sakıncası yok. Burası tamam. Burada hem fikiriz. Px'de Qx polinomunun derecesi kaçtır çarpımlarının diye sormuş. Önce şurayı bir yapmak lazım tabi. Şimdi p kare x'in derecesi nedir? Tabii ki 2m'dir. x üzeri 2m çarpı. ve şurası da m-1'di. O halde x üzeri 6 varsa 6 m eksi 6 olur değil mi? Çünkü x üzeri m eksi 1'in 6. kuvveti x üzeri 6m 6 m eksi 6'ya var. Bunların çarpımı da x üzeri 8 m eksi 6'dır. Ve bu 18. dereceden bir polinoma eşitmiş. O halde sorumuz artık bitmelik oldu. 8 m eksi 6'yı 18'e eşit derseniz. 8 m eksi 6 eşittir 18. Buradan 8 m eşittir 24 gelir. m de kaçmış arkadaşlarım? 3. Yani px 3. dereceden. Qx de ikinci dereceden bir polinommuş aslında. E yerine yazarsınız x küple x karenin çarpımı x üzeri 5 gelir ve aslında bu çarpım 5. dereceden bir polinomu da bize verecektir diyebiliriz. 19. soru. Px ve Qx polinomlar olmak üzere. Px'in dördüncü kuvveti çarpı Qx'in ikinci dereceden yani kuvveti polinomun derecesi 26'ymiş. Px'in küpünü de Qx'in karesine böldüğümüz takdirde bu polinomun derecesi de 9 oluyormuş. 3 çarpı Qx artı 2 çarpı Px polinomun derecesi aslında orada 3'ün 2'nin bir vasfı yok onu biliyorsun sen. Çünkü yani 3 ile çarptığın zaman derece değişmez. 2 ile çarptığın zaman derece değişmeyecektir. Peki ben o zaman şöyle diyeyim. Derece Px diyelim. Derece P eşittir M olsun. Ve derece Q da sevgili gençler N olsun diyelim. Bu sefer M ne diyelim? Şurada şunun derecesi yani Px'in dördüncü kuvvetinin derecesi 4m'nin derecedendir. Yani x üzeri 4m diyebiliriz. Öyle bir polinom diyebiliriz buraya. Çarpı diğeri de e, karesi olduğu için x üzeri 2n. Ve bunların çarpımı sevgili gençler. x üzeri 4m artı 2 n geleceği için x üzeri 26'dır deriz. Ve 4m artı 2 n 26'ya tabi eşittir. Şu kısımda da bakın buranın derecesi 3m, buranınki 2n, 3 meydan 2 neyi çıkaracaksınız? Üstler çünkü birbirinden çıkarılır. O zaman şunu söyleyebiliriz biz. 4M artı 2 neyinin biz 26 olduğunu gördük az önce. E 3 mden de 2 neyi çıkarınca e, 9 kalıyormuş hocam. E, gel bunları bir güzel toplayalım be kardeşim olmaz mı? Toplarsam niye topluyorum? 2 ne ile eksi 2 ne gitsin diye. 4 m ile 3 m'nin toplamı 7 m yapar. 26 ile 9'un toplamı da sevgili gençler 35'in ta kendisi yapar. Mis gibi. M eşittir kaç geldi? 5. M5 ise götür yerine yaz. 4 kere 5 20. 20 ne eklersem 26 yapar. 6. 2 n 6 ise N kaçtır? 3'tür. Şimdi diyor ki Qx'in derecesi neydi? Biz de neyi 3 bulduk. Yani burası 3x küp oldu. Artı 2 çarpı Px'in derecesi de sevgili gençler M'ydi. O da 5'miş. X üzeri 5. Şu toplam polinomu kaçıncı derecedendir? E bir zahmet 5. dereceden olsun. Çünkü toplanırken üstlere hiçbir şey yapmıyorduk. Bu polinom 5. derecedendir diyebiliyorduk. 19. sorumuzun cevabı da böylelikle Bursa seçeneği olmuş oldu. Artık bu soruyu da çözersek videoyu ve pdf'i yaralamış oluyoruz inşallah. Böyle bir ifade verilmiş. Bu çarpımda x üzeri 6'lı terimin katsayısı 1 ise a kaçtır? x üzeri 6'lı terim e, bulmaya çalışıyoruz biz. Ne yapacağız? Hepsini tek tek bütün terimleri çarpacağız. 12 tane terim yapacağız falan filan. Hayır efendim öyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü bu amelilikten başka bir şey değil. Ama biz de amele değiliz. Allah alime ilmi amelilik etmesin diye vermiştir diye de bir söz var. Çok da severim kendilerini. Ee, ma madem alim olmaya çalışıyoruz. Biz insanız. Alim olmaya çalışıyoruz. Bu ilmi de amelilik edelim diye kullanmayalım lütfen. Şimdi. Arkadaşlarım x üzeri 6'yı nasıl elde ederim? Bak buradaki x üzeri 4 ile karşıdaki 3x kareyi çarparsam bir x üzeri 6'lı terim gelir be. 3 çarpı x üzeri 6 olur hatta. Daha sonrasında buradaki ax küple karşıdaki 2x küpü çarparsam ne gelir? 2a çarpı x üzeri 6 gelir. Başka mesela burada, buradaki x kare ile karşıdaki neyi çarparsam çarpayım artık x üzeri 6'lı bir şey gelmeyecek. Buradaki biri de öyle. Demek ki x üzeri 6'lı terimler bitti. Ben burada x üzeri 6 parantezini alırsam 3 artı 2a gelir sevgili gençler. İşte x üzeri 6'lı terim buymuş. Peki bunun katsayısı kaçmış? 1'miş. Yani şurası sevgili gençler kaç oluyormuş? 1. O halde yazalım. 2A artı 3 1 ise 2A eşittir. Eksi 2'dir. Demek ki A kaçmış? Eksi 1'miş diyeceğiz. Cevabımız da denizli seçeneği olacak. Böylelikle. 20. soruyu da bitirdik sevgili gençler. Geçiyoruz 21. sorumuza sevgili gençler. 21. soruyu da artık hani dedik ya 21'den sonrası biraz daha sizi zorlayacak ve polinomun iyice artık pekişmesini sağlayacak. Bana güven. Arkadaşlarım Px-1 x çarpı qx artı 1'e x eksi q x eksi 3'te 2 x eksi 5'e eşitmiş. Bize diyor ki Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada bizim Px'i elde etmemiz gerekiyor. Elimizde de qx eksi 3 diye bir polinom var. Bir de burada qx var. Öncelikle şu eksi q x eksi 3 bir karşıya 2 x eksi 5 de bu tarafa bir zıplatalım bakalım. q x eksi 3 eşittir. Bunu bu tarafa atarsam x'ten 2 x çıktı. Eksi x eksi 5 de karşıya artı 5 olarak geçti. Bu bu. Bir de sevgili gençler. Q x eksi 3 ya burası. Bize ne lazım? Q x lazım. He, şimdi o zaman... Bu elde etmek için x gördüğümüz yere x artı 3 yazmamız lazım. Bakın burada x artı 3'ü yazarsam x artı 3 eksi 3'ten qx gelir. qx tabi burada yazmak yetmiyor. Karşıda yazacaksınız. Eksi parantezinde x artı 3 artı 5 yaptı. Bu da sevgili gençler ne gelir? Eksi x artı 2 gelir. Burası da yani bu da qx oldu. Şimdi ben artık qx gördüğüm yere yani şu kısma sevgili gençler bu ifadeyi yazabilirim aynısını. Px eksi 1 de px eksi 1 eşittir. E, x çarpı eksi x artı 2 artı 1 yazdım. Bu px eksi 1. Benim px'i bulabilmem için x gördüğüm yere x artı 1 yazmam gerekiyor. px eşittir x artı 1. Bakın şurada da yerine yazarsam eksi parantezinde x artı 1 de dediğimiz takdirde eksi x eksi 1 artı 2'den artı 1 gelecek. Artı bir de neyimiz var? 1'imiz. Burası 1 artı x burayı da 1 eksi x olarak düşünürsen 2 kare farkından kaynaklı 1 eksi x kare gelecektir. Bir de artı birimiz var. Demek ki burası ne yaptı? 2 eksi x kare yaptı. Bu da bizim px'imiz olur. Cevabımız eksi x kare artı 2 olur deriz sevgili arkadaşlar. Geçtim 22. soruma. Px kat sayıları sıfırdan farklı. ikinci dereceden bir polinom katsayılar sıfırdan farklı olacak. Ve ikinci dereceden bir polinom P(x) polinomunun katsayıları en büyük dereceden itibaren sırasıyla azalan ardışık sayılardır. Hmm. P(x) polinomunun katsayılar toplamı 9 olduğuna göre sabit terimi nedir diye sorulmuş. Öncelikle biz bir P(x) modelleyelim sizle hadi. Şurada demiş ki bize böyle sarıya alalım. P(x) polinomunun katsayıları en büyük dereceli en büyük dereceden itibaren sırasıyla azalan ardışık sayılardır ve ikinci derecedense Demek ki sevgili gençler şöyle yapacağız. Mesela a artı 1 çarpı x artı ax artı sırasıyla azalandı. Dolayısıyla a eksi 1 diyeceğim. Bak ne yaptım? Azalttım. a artı 1, a ve a eksi 1. Hepsi ardışık oldu ve azalan oldu. Hocam niye a artı 1 ile başladınız? İstiyorsan a ile başla sıkıntı yok. Toplamı e, 9 olacak ya katsayılar toplamı. Rahat gelsin diye yaptım. Şimdi a artı 1. A daha 2a artı 1. a eksi 1 daha 3a yapar. E 3a 9 a kaçtır sevgili gençler? a 3'tür. Demek ki bu 4x artı 3x artı 2'ymiş. 4x kare bu, arada burası. Üzgünüm. Artı 2 yapacakmış. Px de bu. Bize sabit terim sorulmuş. Sabit terim için x gördüğümüz yere 0 yazmamıza gerek yok artık. Sabit terimimiz burada belli. Cevabımız denizli. Yani 2 olacaktı sevgili gençler. Geçtim 23. soruma. Px polinomu 1'den x'e kadar x'e dahil olmak üzere olan doğal sayıların toplamı şeklinde ifade edilmiş. Px polinomunun 2x artı 1 ile bölümünden kalan soruluyor bize. Şimdi bu Px polinom neymiş biliyor musunuz? 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 x'e kadar olan sayıların toplamıymış. Bu nasıl polinom deme. Bu şöyle bir polinom. Px eşittir. Px eşittir. 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı diyoruz ya. X çarpı x artı 1 bölü 2 değil midir bunun formülü? N çarpı n artı 1 bölü 2 değil mi? 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı. O zaman 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı da x çarpı x artı 1 bölü 2'dir. Px buysa bize 2x artı 1 ile bölümünden kalan soruluyor ya. Yani biz x gördüğümüz yeri burada eksi 1 bölü 2 yazmamız gerekiyor artık. O halde P-1 bölü 2 sorulmuş bize. Eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Eksi 1 bölü 2'ye 1 eklersem artı 1 bölü 2 yapar. Bir de bölü 2'miz var. Üst taraf eksi 1 bölü 4. Bir de onu 2'ye bölersem eksi 1 bölü 8 gelecektir. Bu da bizim cevabımız olur. Doğru cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz 23. sorumuz için. Ve geçtim 24'e. Bir aktara giden müşteri kimyon ve karabiber alacak. Kimyon ve karabiber miktarları kilogram cinsinden Px eşittir. 4x kare eksi 11x artı 6 polinomunun sıfırları olup müşteri aktardan 2 kilogram karabiber almıştır. He. Buna göre müşterinin aldığı kimyon miktarı kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar kimyon ve karabiber miktarları kilogram cinsinden bunun sıfırları ise yani bu denklemin kökleri ise ve 2 kilogram karabiber aldıysa Demek ki biz artık şunu söyleyebiliriz. Bu 4x kare eksi 11x artı 6'nın köklerinden birisinin zaten 2 olduğunu görüyoruz. Ki şurası kaç yapar? 4, 16, 22, eksi 22'den 0 geliyor. Bizim köklerimizden bir tanesi 2. Aldığı kimyon miktarı sorulmuş. Şimdi sevgili gençler biz burada şu 4x kare eksi 11x artı 6'mızın demek ki burada 2 diye bir kökü var. Biz bu iki, iki kökünü nereden bulabiliriz? Önce şurayı 2 xe 2 x diye açsak. Daha sonrasında da 2 xe 2 x olur mu? Bir bakalım. Olmayacağı benziyor. Olmayacağı benziyor. Şöyle yapalım. Daha iyi olur. Ee, sonuçta bu, bu bizim polinomumuz ikinci dereceden bir polinom. İkinci dereceden denklem gibi bir tane kökünün 2 olduğunu biliyoruz ya. Ee, kökler çarpımımızın ya da kökler toplamımızın, sevgili gençler. Eksi b bölü a'dan 11 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi 2'ye ne eklersem diğer kök 11 bölü 4 olur. Ki 2'nin ben 8 bölü 4 olduğunu biliyorum. Demek ki burası 3 bölü 4 olacak. Yani bir kökümüz sevgili gençler 2 iken diğer kökümüzün 3 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu da 3 bölü 4 kilogram olacak. 3 bölü 4 kilogram nedir? Çeyrekten 3 tane var. Yani 250 gramdan 3 tane var. O halde sevgili gençler 24. sorumuzun cevabı da Bursa seçeneği olacaktır. Bir nefes nefese kaldım gibi oldu. Ama nedenini bilmiyorum. Aslında yorulmadım. Evet. 25. sorumuz. <laughs> bir diğer sayfadayız. Yarıçapı x olan bir kürenin hacmi v olmak üzere. V nasıl hesaplanır? Kürenin hacmi. 4 bölü 3 pi çarpı x küp şeklinde. Normalde 4 bölü 3 pire küp diye aklımızda kalan bir formül. Burada R'yi x olarak kabul edecek olursak 4 bölü 3 pi x küptür. Alanı ise yüzey alanından bahsediyoruz. 4 çarpı pi çarpı x kare. Buna göre 3 tane öncül vermiş hangileri doğrudur diye soruluyor. Diyor ki v x'e bağlı 3. dereceden bir polinomdur. Şimdi v x diyelim eşittir 4 bölü 3 çarpı pi çarpı x küp. Bakın x'e bağlı mı? Evet x'e bağlı. Üçüncü dereceden mi? Evet. Peki kat sayısı yani 4 bölü 3 çarpı pi bir reel sayı mı? Evet. O halde bu bir üçüncü dereceden polinomdur. X'e bağlı. Birinci öncülümüz bizim doğru. Daha sonrasında A artı V toplamı X'e bağlı beşinci derecedendir. Şimdi V bu. A ise sevgili gençler alan X fonksiyonu da 4 çarpı pi çarpı X kareydi. Ben bunları toplarsam 3 ile 2'yi toplamam. X küplü ifade tek başına kalır. E bu da x karede tek başına kalır. Bunların toplamı 3. dereceden bir polinomdur. Ama burada bize 5. dereceden demiş. Dolayısıyla yanlış demiş diyeceğiz. ikinci öncülümüz yanlış. A artı V toplamı katsayıları toplamı 16 p e, pi bölü 3 olan 3. dereceden bir polinomdur. Şimdi 3. dereceden olduğunu zaten gördük. Katsayılar toplamı acaba 16 pi bölü 3 mü? Buna bakalım. Bakın şurası 4 pi bölü 3. 4 pi bölü 3 artı şurası da 4 pi. İkisini toplarsam 16 pi bölü 3 yapar. Bu da sevgili gençler o zaman 3. öncülün doğruluğunu bize gösterir. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı. Yani denizde olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. 26. sorumuz aşağıda verilen CAB dik üçgeninde güzel sorudur kendisi dikkatli dinlemenin de fayda var. Şimdi CAB dik üçgeninde demiş. DH yani şu kısım x kare artı 1 olarak verilmiş bize de yani şurası x kare artı x artı 1 olarak verilmiş. DHB üçgeni, DHB üçgeni şuradaki kulak. DH boyunca bu tarafa doğru katlandığında B noktası A noktasıyla çakışmakta. Yani şurası şurası ile çakışıyorsa bu katlama sorularında ne önemliydi bizim için? Birbirinin üzerine yapışan kenarlar birbirinin kenarlar birbirine eşit. Birbirinin üzerine oturan köşelerin açıları da birbirine eşit olmak zorunda. Yani burası x kare artı x artı 1 ise burası da x kare artı x artı 1'dir sevgili gençler. Bunu biliyoruz artık. Pekala. başka ne demiş? Alt tarafa geçtik. Katladıktan sonra bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Katlama sonrasında oluşan AHDC dörtgeninin alanını ifade eden polinom Px polinomuymuş. Yani şunun alanını bulacağız x türünden. Bu da bize Px polinomunu verecek. Buna göre Px polinomunun sabit terimi kaçtır? Şimdi burada ben şuranın x kare artı x artı 1 olduğunu bulmuştum. Soru da bana şuradaki yüksekliğin x kare artı 1 olması gerektiğini söylemişti. Bir yamuğun alanını bulabilmek için benim ne yapmam lazım? Şurayı alt taban olarak kabul edersem ca'yı. Şurayı alt taban olarak kabul ettim. Şurası üst tabansa bir de yüksekliğimiz var. x kare artı x artı 1. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz ama şurayı nereden bulurum? Burayı sevgili gençler şuradan akıllıca hesaplayabiliriz. Bakın şunların ikisi zaten birbirine paralel. Nereden anladın hocam? İkisinde de diklik var. Şunun şuna oranı 1 bölü 2'dir. O zaman burası x kare artı 1 ise burası 2 x kare artı 2'dir. Yani 2 katıdır. Demek ki sevgili arkadaşlarım burası da 2 x kare artı 2 olacakmış. Alt taban bu üst taban bu toplarsam 3 çarpı x kare artı 3 alt taban artı üst taban çarpı yükseklik x kare artı x artı 1 bölü 2 bizim px polinomumuzmuş polinomumuzmuş. Sabit terimi soruluyor yani ne soruluyor p0 artık gerisi basit x gördüğün yere 0 yaz demiş p0 eşittir şurası gitti 0 burası burası gitti 3 kere 1 3 yapar. Alt tarafta 2'miz var. Demek ki cevabımız 3 bölü 2'miş diyeceğiz. Doğru cevap Ceyhan seçeneği olacaktı. Şimdi aslında burada polinom adına çok zor bir şey yapmadık. Sadece P0'ın kaç olduğunu bulduk polinomla alakalı. Diğer geri kalan kısımda geometri yaptık. üçgende benzerlik yaptık. Doğru mu? Bizim burada arkadaşlar polinom babından kullandığımız tek şey P0'ın 3 bölü 2 olması. Şimdi... Karşımızda sınavda karşınıza bu şekilde ifadeler çıkabilir. Yani mesela polinom sorusudur ama kazanım olarak içerisinde farklı konuları da barındırıyor olabilir. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var sevgili gençler. Yani her şey tek düze bir kalıp polinom sorusu olmayabilir. Her şey tek düze bir parabol sorusu olmayabilir. Parabolün içerisinde belki birazcık dizi bilmek zorunda kalabiliyor olabilirsin veya parabolün içerisinde parabol demeyeyim trigonometrin içerisinde logaritma bilmek zorundasın diye sanal logaritmik bir ifade de yazabilirler haberin olsun 27 sorumuz artık sona biraz biraz yaklaşıyoruz bir tane polinom tanımlanmış ve bu polinom px polinomu olarak yani indisli olarak verilmiş biliyorsunuz bu şekilde alt tarafa yazılan ifadelere Biz indis diyoruz bilmiyorsan da şimdi öğrendin işte px Polinomu x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi i eksi i eksi 1'e kadar yolu var bunun diyor. Yani nereye kadar açacaksın diyor. Burası i ise i'nin 1 eksiğine kadar açacaksın bunu diyor. Ve demiş ki p500 bölü p599 oranı kaçtır? Şimdi bakınız p500 demek ne demek? 100'den başlayacaksın diyor. Birer birer azaltacaksın. 99 çarpı. 98 çarpı. Peki ne kadar azaltacağız? Bak şimdi burada 5 yazıyorsa şurası ne olacak? 4 olacak. E, X de 100'dü. 100'den de 4'ü çıkarıyorsun. 96'ya kadar azaltacakmışsın demek ki. Yani aslına bakarsan 5 yazıyorsa 5 birim açacaksın. 97, 96. E, 5 yazıyorsa bunu da aynı şekilde yapacaksın. P5, 99 nedir sevgili gençler o halde? 99'dan başlarız. 98, 97, 96, 95 deriz. Bu ikisinin de birbirine oranla demiş soru. Artık gayet basit bir hal aldı. 99, 98, 97, 96 giderse cevap 100 bölü 95'tir. Ya da 5'e bölersin 20, 5'e bölersin 19'dur. Yani cevap denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 28. sorumuza bir de el atalım sizle beraber. x ve Px sırasıyla 3. ve 2. dereceden bir polinomlardır. P(x) polinomunun sıfırları aynı zamanda Q(x) polinomunun da sıfırlarıdır. Yani ikisinin de sevgili gençler kökleri aynıymış. Q5'i P5'e böldüğümüzde 12, Q3'ü P3'e böldüğümüz zaman da 6 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi Q(x) polinomunun kesinlikle bir sıfırıdır diye sorulmuş. Şimdi Q(x) polinomu 3. dereceden bir polinomdu. P(x) polinomu da 2. dereceden bir polinomdu. Demek ki Px polinomunun sıfırları aynı zamanda Qx'in de sıfırları ise e, Qx'in iki tane kökü Px'inkiyle aynı olacak. Qx'in ekstradan bir tane daha kökü olacak diyebiliriz. Ya bir tane ekstradan çarpan olacak diyebiliriz. Şimdi o zaman ben Qx polinomunu ve Px polinomunu şu şekilde seçebilirim. Mesela Px polinomunu x eksi a çarpı x eksi b diye seçerim. Qx polinomunda mecburen x eksi a çarpı x eksi b. Bunlar olacak çünkü içerisinde. Bir de x eksi c yazarım. Tamam. Bir de sevgili gençler bunların baş kat sayısı var mı yok mu bilmiyoruz. Veya kaç olduğunu bilmediğimiz için buna p diyelim buna q diyelim. Yani birinin baş kat sayısı p olsun diğeri de q olsun diyelim. E peki siyah kalemimizi alalım. Diyor ki bize q5'i p5'e böldüğün zaman 12 gelecek. E şimdi ben bunu buna böldüğüm takdirde elinde sonunda Q'yu P'ye böleceğiz ya. şunları şu şekilde oranlayalım. X eksi A'lar, X eksibeller gitsin. 5'i yerine yazdığım takdirde P çarpı 5 eksi C bölü Q eşittir 12 olacakmış. Ve 3'ü yerine yazdığımız takdirde de yine bunlar gittiği için P çarpı 3 eksi C bölü Q. Şurası 9 değil Q sevgili gençler. Onu da düzgün yazalım. Şimdi arkadaşlarım burada QX polinomunun hangisi kesinlikle bir sıfırıdır diye sormuştu ya. Bunun da ben 6 olduğunu biliyorum bu arada. Ben şu ikisini birbirine oranladığım takdirde bakın P gider P gider Q gider Q gider. 5 eksi C bölü 3 eksi C 12 bölü 2 2'ymiş. Yani 5 eksi C 3 eksi C'nin 2 katıymış. Doğru mu? Yazalım 5 eksi C 2 çarpı 3 eksi C diyebiliriz. Burada 5 eksi C eşittir 6 2 C Buradan c eşittir. Ne gelecek? 1. Demek ki burası x eksi 1 diye bir çarpan var. x eksi 1 diye bir çarpan varsa 1 diye bir köküm vardır. Hadi cevabın bursadır diyebiliriz 28. sorumuz için. Güzel soruydu. Yani e, şuraya şöyle bir şekil çizsek. Hop. Şöyle bir şey yazsak. Hiç sırıtmaz tabi. Bunun sarı olması gerekiyor. Şöyle bir şekil yapsak. Hiç sırıtmaz sevgili gençler. 29. sorumuz. 29. soru için şurayı biraz temizleyelim. Ne olur ne olmaz çözümler birbirine karışmasın. Diyor ki aşağıdaki şekilde verilen kömür yığınının tamamının hacmi baş katsayısı sayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomuyla modellenecektir. Kömür yığını verilmiş bir de yanda çuvallar var. Birinci çuvalın hacimleri x eksi a. ikinci çuvalın ebatları x eksi b diyelim hacim ebatı. Üçüncü çuvalınki de x eksi c'ymiş. Ve kömür yığının sırasıyla bu çuvallara ayrı ayrı bölündüğünde her defasında k birim kömür artmakta. He. Buna göre px polinomunun sabit terimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi px polinomunu nasıl yazabiliriz? Bak bir çuval düşünün. Yani bir kömür yığını düşünün. x eksi a, x eksi b ve x eksi c'ye her seferinde bölündüğü zaman sadece bir k kalanını veriyor sevgili gençler. Doğru mu? Doğru. Şimdi bize ne sorulmuş? Sabit terimi sorulmuş. Sabit terim sorulduğu zaman sen P0'ı istiyorsun demektir. O halde P0'ı biz buradan buluruz. Sıfırdan A'yı çıkardın. Eksi A. Sıfırdan B'yi çıkardın. Eksi B. Sıfırdan C'yi çıkardın. Eksi C. Artı bir de neyimiz var? K'mız var. O halde sevgili gençler burası pozitif olduğu için K'yı yazdım. Eksi. Niye eksi? Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Bir tane de burada eksimiz var. Eksi A çarpı B çarpı C bizim sonucumuzdur. K, X, A, B, C'yi işaretleriz. Cevabımız da Ceyhan olur diyebiliriz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey söyleyeceğim. Dördüncü sayfayı çözdükten sonra. Şöyle sayfamıza uzaktan baktığımız zaman farkındaysanız sorular daha uzundu ama çözümleri daha kısaydı. Üst taraflara baktığımızda ise bazı kısa olan sorular vardı. Bazı kısa olan sorular vardı. Ama çözümleri ee, az önce çözdüğümüz yani son olarak çözdüğümüz e, Yeni nesil sorulardan çok 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 daha uzun sürüyordu Ve en ufak bir işlem hatasını götürmüyordu bu sorular Yani işlem hatası yaptığın anda Seni bitirecek olan sorulardı Dolayısıyla sevgili gençler Bu tarz e, polinomdur, paraboldür Bu tarz konuların O uzun sorularında o yeni nesil sorularında Daha az korkman gerekiyor Bunları senin rahatlatması için söylüyorum Çünkü sevgili gençler ciddi manada Sorunun uzun olmasının sebebi bu soruların yanlış olmamasından, yanlış çıkmaması için bu sorular genelde uzun oluyor. Şimdi hocam ne alakası var diye sorabilirsin. Şu alakası var. Herhangi bir şekilde polinom sorusu yazmak çok basit aslında. Yani bir tane masa görseli verirsin. Bir kenarı x eksi 2'dir, öteki kenarı x eksi 5'tir dersin. Tamam mı? Mesela şöyle bir masamız olsun. Polinom sorusu yazalım hadi beraber. Şöyle bir masamız olsun. Gittik buraya x eksi 2 birim buraya da x artı 5 birim dedik. Şimdi öyle dikkatli olman gerekiyor ki öyle e, ufak tefek hatalardan kaçınman gerekiyor ki bu soruyu yazarken. E, her şey nizam olsun. E hocam yazmak da ne var ki bunun alanını belirten fonksiyona px dersin. İşte şunu da şöyle birleştirdiğin zaman bir e, dikdörtgen prizma versin. Şurasında biz x artı 3 dersek hacmini veren fonksiyona da qx diyelim. P PX'e bölümünden kalanı soralım. Cart çürt bir şey yapalım diye düşünebilirsin. Fakat şimdi öyle X değerleri var ki bizim soruyu baştan sağma yapar. Yani sen burada eksi 1 bulursun mesela. X eşittir 1 için bu fonksiyon. Bu soru yanlıştır. Niye? Çünkü masanın bir kenarının uzunluğu eksi 1 olur. Bu tarz soruların uzun olmasının sebebi de işte budur. Yani olabildiğince sorunun hatasız olabilmesi için sana ekstra ekstra bilgiler verir. Aslında sana o bilgiyi vermiyor. Sorunun doğru çıkması için çabalıyoruz. Tamam. Dolayısıyla sen kafanda şunu düşünme. Af be paragraf gibi soru. Sen sadece sorunun paragraf olan kısımlarını çok kullanmıyorsun zaten. Mesela şu soruda biz neyi kullandık? Şunayı, şurayı kullandık. Şurayı kullandık ve işlemin sonucunu öğrendik. Buradaki şekil bizim için çok önemli değildi. Buradaki başka sayısı bir olanı kullandık sadece. Başka hiçbir şey yapmadık. Dolayısıyla sevgili gençler, size, sizden rica size bir tavsiye, ee, uzun sorulardan korkmayın. Uzun soruların çözümleri sizleri, e, sizlere daha da fazla zaman kazandırır aslında. Akıllı olursanız ama artık çözelim 30. sorumuzu. Ee, aslına bakarsanız <laughs> burada biraz daha uzun size öğütler vermiştim ama çok da e, sıkıcı olmasın diye buraları kesmek zorunda da kaldım. Şimdi Px polinomunun derece ve katsayılarının oluşturduğu küme. K kümesiymiş ve bu kümenin içerisinde 4 tane eleman var. Buna göre kaç farklı Px polinomu yazılabilir diye sorulmuş. Burada dikkat etmeniz gereken bir kelime bir cümle var. Bu polinomunun derecesinin ve kat oluşturduğu küme diyoruz ya. Şimdi derece ve kat kü oluşturduğu küme dediğimiz zaman şunu algılamayacaksınız. İşte mesela 3. derecedense ax küp artı bx kare artı cx artı d de tutup da şey almayacaksınız. Mesela 3, 2, 1 hepsini almayacaksınız. Derecesi. Polinomun derece. polinomun derecesi diyoruz. O halde bizim burada polinomumuz kaçıncı derecedense işte o sayı burada yerini almış K kümesinde. Bir de katsayıları var tabi. katsayıları da burada yerini almış. Şimdi bazı iddialarda bulunmamız gerekiyor kendi kendimize soruyu çözerken. Varsayalım ki sınav esnasındasınız. Sınavdasın. Bu soru karşına çıktı. Sınava nasıl başlaman lazım? Hemen şu içinden düşüneceğim. Ama diyeceğim İsmail. Bu polinomun derecesi eksi 2 olamaz. Eksi 2 diye derecesi olan bir polinom yok zaten. Bizim derecelerimiz hepsi doğal sayı. Güzel. Eksi 2 gitti. Derece adayı olamaz bu. Peki 1 olabilir mi? Ha, birinci dereceden bir polinom var. Ax artı b. Şimdi sen burada birinci dereceden diye bunu kullandın. Ama a'ya ve b'ye tekrardan biri kullanabilirsin. Çünkü iki tane biri alıp bükümenin bir içerisine yerleştirdiğin zaman bir tane 1 olarak sayılıyor diyor. E güzel ama burada ben sadece iki tane sayı yerleştirebilirim. İki tane sayı açıkta kalacak. Bu küme oluşmazdı o zaman. Demek ki bizim polinomumuz birinci dereceden de olamaz diyeceksin. Ee, peki düşün 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 o zaman ne olabilir? Polinomun derecesi 2 olabilir. O halde bu polinomu ben ax kare artı bx artı c biçiminde genel bir format haline getirip yazarsam şu bizim derecemiz derim. Ve daha sonra bu a'yı b'yi ve c'yi şurada geriye kalan 3 tane sayıdan 3 faktörü yerine 3'ü nasıl yazdım dikkat ettiniz mi? 3 faktöriyel tane sıralayabilirim. Bu da bana 6 tane polinom verir. 6 tane polinom buradan yazılabilir. Ama dur daha bitmedi. Hemen Adana yazıplama İsmail. Pekala ax küp artı bx kare artı cx artı d diye bir benim e, polinomum olsaydı eğer. Şu 3. derecedenin 3'ü zaten. Ama ben bu 3'ü tekrardan kullanabilirim. Nereye? A'ya, B'ye, C'ye ve D'ye. Peki bunlar yani 4 tane tanesi kendi arasında 4 faktöriyel biçimde sıralanırsa 24 tane de buradan ben polinom yazarım. İşte bu kadar oldu. Bunları toplarsak da toplamda 30 tane birbirinden farklı polinom yazılabilir. Tabi siz sınavda bunu yaptınız geçtiniz. Ee, tabi 30 da mantıklı şimdi. 30'dan daha büyük bir şey olmuş olsaydı tereddüte düşebilirdiniz. Ama 30 tane bulmuşsunuz. Doğru da saydığınıza inanıyorsunuz ki hiçbir hata yok zaten. 30 tane cevabımız. Şunu sorabilirsiniz ama. Yani sormakta hakkınız. Yani sınav esnasında değiliz ama şunu sormakta hakkınız sevgili gençler. Hocam çünkü soracaksınız eminim. <laughs> burada öyle başarılı öğrenciler var ki kesinlikle soracaksınız. Haklı da olarak soracaksınız tabi. Mesela ax küp yani 3. dereceden bir fonksiyonun illa bu şekilde mi olmak zorunda? Mesela ax küp artı bx artı c olamaz mıydı diye sorabilirsiniz. Gayet de haklı ve yerinde bir soru. Ama burada şöyle bir durum var. Yani bu şekilde düşünecek olursanız 3'ü buraya yazdık. A'yı, B'yi, C'yi de 3 faktöriyel biçimde sıraladık. Cevap 36 olurdu. Yalnız şöyle bir durum var. Hatta 36'yı geç şöyle de bir fonksiyon yazabilirdik. Ax küp artı bx kare artı c ya da ax küp artı bx kare artı cx sabit olmazdı. Burada şöyle bir düşünmemiz gereken bir durum var sevgili gençler. Burada ne yok mesela? C, e, mesela dx kare yok değil mi? Aslında orası sıfır x kare olmadığı için olmamıştır. Yani bunun kat sayısı ne? Sıfır. Ama kat sayıların oluşturduğu k kümesi diyorduk. E sıfırın bu kümede olması lazımdı o zaman. Ama yok. Demek ki bütün elemanları, bütün terimleri kullanmışız. Yani bütün kat sayılar mevcut. A x küpü, x karesi, x'i, sabiti hepsi mevcut demek Anlaştık mı? Sırf bu yüzden zaten e, e, soru burada diğerlerinden ayrılıyor. Eleyici bir soru aslına bakarsanız. Çünkü e, o kadar çok matematik çalışmışız ve artık o kadar çok şey biliyoruz ki hani sınav, sınav esnasında karşımıza çıktı varsa o kadar çok şey biliyoruz ki aklımıza tüm ihtimaller geliyor maalesef ne yazık ki. Bazen fazla bilmek de can yakabiliyor ama fazla bilmenin üstüne bir de yorum yapmayı biliyorsan var ya işte dersin ki ulan burada ben sıfırı seçtim ama sıfır küme de yok. O zaman demek ki sıfırı seçemeyeceğim. Geçtim 31. örneğime sorma. İlk kez göz muayenesi olan bir kişi sonraki her yıl düzenli olarak kontrole gitmiş. 6 yıl boyunca göz numarası sabit bir şekilde artan bu kişinin sonraki yıllarda göz numarası değişmemiştir. 6 yıl boyunca düzenli olarak artmış ve sonraki yıllarda göz numarası hiç değişmemiş. Göz numarasındaki değişim Px eşittir Ax artı B polinomu ile ifade edilmek üzere kontrolden sonraki ikinci yıl Göz numarası 2 derece iken 5. yıl 425 olmuştur. 8 çarpı p1 bölü p8 oranı kaçtır? diye soruluyor sevgili gençler. Şimdi peki biz bunu nasıl düşünelim? Hani px ax artı b biçimde verilmiş, yani doğrusal olarak verilmiş bize ve 2. E, yıl göz numarası 2 iken 5. yıl 425 olmuş. Şimdi burada 2. yıl için p2 dersem. Yerine yazdığım takdirde 2A artı B gelecektir. 5. yıl içinde 5'i yerine yazarsa bu da 5A artı B'yi verecektir. Ki 2A artı B'yi bize 2 derece olarak vermiş. Burayı da sevgili gençler 4,25 derece olarak vermiş diyebiliriz mesela. Alttakinden üsttekini çıkardığımız takdirde 3A B'ler tabi gidiyor. 4,25'ten 2'yi çıkardığımız zaman 2,25 gelir ki burada A 0,75'tir sevgili gençler. A'yı bulduk. Peki A 0.75 iken 2, 2, ile çarparsam 1.5 yapar. 1.5'a ne eklersem 2 olur sevgili gençler 0.5. Demek ki b B'de 0.5'miş. Yani aslında bakarsanız Px 0.75x artı 0.5'miş arkadaşlar. Peki şimdi 8 çarpı P1 bölü P8 sorulmuş. Yani ben 8 çarpı P1'i bulurken 8 çarpı dedim bakın P1'i bulacağım. 1 çarpı 0.75 0.75 0.50 daha kaç yapar? 1.25 yapar. Bölü. Şimdi P8'e geçeceğim ama ama böyle laps diye gidip de 8 yerine yazmayacağım işte. Hocam niye? 1'de yerine yazdık 8 niye yazmıyoruz? Çünkü 6 yıl boyunca göz numarası sabit bir şekilde artmış ama sonraki yıllarda göz numarası değişmemiş. Yani P8 P7'ye eşit. Bu da P6'ya eşit. O halde ben P6'yı hesaplayacağım burada. 6 kere 0.75 diyeceğiz önce. Tamam daha sonra üstüne 0.50 ekleyeceğim. Peki 6 çarpı 0.75 kaç yapar? Önce onu hesaplayalım. E, 4.5 yapar sevgili gençler. Bir de üstüne 0.5 ekleyeceğim. Yani üst taraf 8 çarpı 1.25'den 10. Alt tarafta 4.5'ün üstüne yarım eklersek 5. 10 bölü 2 de cevabı bize denizli olarak verecektir. 31. sorumuzun da cevabı denizli olur sevgili gençler. Çok ama çok dikkat gerektiren güzel bir soruydu bence. Geçtim 32. soruma. Bir kişi evindeki iki çeşit halıyı yıkatmak için halı yıkama firmasıyla görüşüp fiyat bilgisi almış. Firma makine yünü halıları metrekare başına 4 liradan yıkamakta, el yünü halılar, halılardan ise metrekare başına ilave x lira almaktadır. İlave olarak x lira alıyor. Bu kişi firmaya 2 adet el yünü, 1 adet makine yünü halı verdiğinde halılarına ödediği ücret sırasıyla Px ve Qx polinomlarıdır. Halıların boyutları aşağıdaki şekilde verilmiş. Bir tane bundan, iki tane bundan. Buna göre Px polinomunun sabit terimiyle Qx polinomunun katsayılar toplamının farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın. Şurada bu kişi 2 adet el yünü, 1 adet de makine yünü halı vermiş. Ve arkadaşlarım halılara ödediği ücret sırasıyla Px ve Qx. Yani iki adet el yününe vereceği para Px şundan hesaplayacağımız Px şundan hesaplayacağımız Qx imiş. Pekala önce makine yününü bir hesaplayalım bakalım. Birim makine yünü halıları metrekare başına 4 liradan yıkıyor. E, bunun metrekaresi ne kadar? Qx'i hesaplıyorum şu an. Metrekaresini 4 liradan yıkıyor. Kaç metrekare var elimizde? X artı 1 çarpı X artı 2 metrekare var. Dolayısıyla buna ödeyeceğimiz para budur. Ve QX polinomu budur dedik. İkinci olarak PX polinomunu nasıl hesaplarız? Onu da metrekaresi X artı 4 çarpı X artı 3'tü. Normalde şunun metrekaresi 4'tü. Metrekare başına ilave X lira alıyorsa sevgili gençler. Demek ki x artı 4 liraya yıkıyor. Yani 4 lira zaten vardı. İlave ekstradan bir de x lira daha alıyor buna. Pekala. Px polinomunun sabit terimi. Sabit terimi nasıl bulurum? P0 ile. P0 eşittir 4 çarpı 3 çarpı 4 yapar. Bu da sevgili gençler 48'in ta kendisidir. Qx polinomunun kat sayılar toplamda x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Q1 eşittir 4 çarpı 2 çarpı 3. Bu da sevgili gençler 6 24 yapar. 24 48'in farkı mı soruluyor bize? 24 yok şıklarda ama ha tamam. 2 tane değil mi? Bundan 2 tanesi çarpı 2 diyeceğiz. Çarpı 2 dersek burası 48 değil 96 lira öderiz biz buraya. 96 ile 24'ün farkı şıklarımızda var ve cevap Ceyhan'dır diyebiliriz sevgili gençler. Kusura bakmayın vaktinizi ufacık da olsa çaldığım için. Evet geçtim 33. soruma. İkinci dereceden ve baş katsayısı 1 olan bir Px polinomu her x reel sayısı için Px eşittir. Pxx eşitliğini sağlamakta. Px polinomunun x-3 ile bölümünden kalan 11 olduğuna göre Px polinomunun sabit terimi kaçtır? diye soruluyor. Aslında bu soruyu pdf'in en sonuna koyacaktım. Bunu çözersen polinom sende olmuştur diye ama polinomun genelde böyle bir tekrarını yaptırmıyor veya nasıl diyeyim yani bunu çözersen polinomu anlamış sayılmaz. Ama görmesi güzel ve hoş bir soru. Ya da değişik bir şekilde yorumlarsan daha da hoşumuza gidecek bir soru. Dolayısıyla yine de işaretlemenizi istiyorum. İşaretlemenizi istiyorum. ÖSYM tarzı mı? Evet tam olarak ÖSYM tarzı bir sorudur. Şimdi diyor ki Px'in Px'e eşit olduğunu söylemiş bize. Bir de ikinci dereceden olduğunu söylemiş baş başka sayısında 1 olduğunu biliyoruz. Pekala. Px polinomunun x-3 -x ile bölümünden kalanın 11 olduğunu biliyoruz. Yani sevgili gençler biz burada bu polinomun p3 eşittir 11 eşitliğini sağladığını biliyoruz. Daha sonrasında bir de şöyle bir durum var. Ee, arkadaşlarım bu px eşittir p-x demek farklı yorum olarak söylüyorum. Yoksa direkt sen buradan p3'ün p-3'e eşit ve onun da 11 olduğunu söyleyerek devam edebilirsin işe. Ama bu fonksiyonun sen bir çift fonksiyon olduğunu, y eksenine göre simetrik olduğunu ve dolayısıyla p3'ün de p3'ün 11 olduğu gibi p-3'ün de 11 olması gerektiğini de söyleyerek yoluna devam edebilirsin. Burada bunu da hatırlarsan güzel olur. Şimdi p 3 de 11 ise ben artık px polinomunu şu şekilde yazarım. Bak x 3 çarpı p 3 diye bir kökümüz daha yani eksi 3 diye bir şeyimiz daha varsa burada o zaman ben buna bir de x artı 3 derim. İkisinin de bölümünden kalan 11 olduğuna göre Artı 11'dir derim. Artık Px polinomum %100 budur eminim. Sabit terim sorulmuş. Yani x gördüğün yere 0 yaz diyor. P0 eşittir. Eksi 3 artı 3 artı 11. E şurası eksi 9 hocam. 11'i e daha eklersem kaç yapar? 2 yapar. O halde cevabımız da Ceyhan'dır diyebiliriz. 33. sorumuz için. Ve geçiyorum 34. soruma. Şu kısmı sildim. Artık son 7 sorum kaldı sevgili gençler. Sona yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Umarım canım sıkılmamıştır. Umarım beğendiğin ve öğretici bir video olmuştur. Px bir polinom. Px artı 2'yi Px'e böldüğümüz zaman burası Bx burası 2x eksi m. Yine Px'i Px artı 2'ye böldüğümüz zaman burası Tx burası da Nx artı 5 olarak verilmiş. N eksi m farkı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar e, Px artı 2'yi Px'e bölebiliriz. İkinci dereceden olabilir, üçüncü dereceden olabilir fark etmez ama burada derecelerinin aynı olduğunu biliyoruz. İkisinin de birbirinin derecesi aynı. Bunu biliyoruz. Ve gitmiş Px'i bir de Px artı 2'ye bölmüş. Şimdi ben Px artı 2 polinomunu şu şekilde oluşturabilirim. Px artı 2 eşittir. Px çarpı Px artı 2x eksi m biçiminde. Ve son olarak px polinomunu da px artı 2 çarpı px pardon tx artı nx artı 5 olarak oluşturabiliriz sevgili gençler. Şimdi güzel ama bu şekilde uzun uzun düşünmeye gerek var. Yani Şu yaptığımız işlemler bildiğimiz kadarıyla doğru. Evet doğru yani şunları bu şekilde yazmanın hiçbir yanlışı yok. Ama daha güzel bir şey fark edemez miyiz? Yani soru da bu şekilde amelilik yapmamızı mı istemiş acaba? Çünkü Px var, Px artı 2 var, Bx var, Tx var, M var, N var. Yani var da var oğlu var. Bir de daha kolay bir şey yok mu? Var. Daha kolay bir şey var. Şunlara bir veda diyelim. Hocam o kolay olan nedir diye soracaksın tabii ki. Ben de sana yine reel sayılardan örnek vereceğim. Diyeceğim ki 7'yi 5'e böldün. Kalan kaç olur? Hocam 2. Peki 5'i 7'ye bölsen kalan kaç olur? Hocam eksi 2. Eksi 2 de kalan olur mu? versin Olsa ne olurdu? Eksi 2 olurdu değil mi? Yani negatif bir kalanımız olmuş olsaydı eksi 2 olurdu. Tabii kalanın 5 olduğunu biliyorsun ama eksi 2'nin de üzerine 7 eklediğiniz zaman zaten 5 geliyor. Şimdi o zaman benim sana sorum şu. Px artı 2'yi px'e bölünce kalan buysa. Px'i buna böldüğümüzde kalan bunun eksilisi olmaz mı? Olur değil mi? Bunun eksilisi ne? Eksi 2x artı m değil mi? Eşittir. nx artı 5 diyebiliriz. Sıkıntı yok. Peki o zaman n eksi 2'dir. m de 5'tir. Eksi 2'den 5'i e çıkar demiş. Cevap eksi 7 olacaktır. Cevabımız Adana'ydı. Ee, biraz kurnazlık sorusuydu. Biraz değil baya kurnazlık sorusuydu. Çünkü az önceki başladığım gibi soruya başlayan çok fazla öğrenci var tanıdığım. Tabi doğal olarak o şekilde başlıyorlar. Çünkü ilk etapta bakıldığı zaman bir şey görülmüyor. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken yer ve fark etmeniz gereken yer şu. Px artı 2 ile Px'in burada sadece yer değiştirmiş olması. Buna rağmen kalanlar değişiyor tabi doğal olarak. Ve aklınıza hemen reel sayılardaki bölme işlemleri gelsin. Tamam. Bu ikisini gördüyseniz soru birbirinden basit, olup, basit hallerle çözülebiliyor. 35. sorumuz son altı sorumuz. Birbirinden farklı Px ve Qx polinomları birinci dereceden birer polinom. İkisi de birinci dereceden. Doğru mu? Px ile Qx'in toplamı birinci dereceden bir polinomdur ve bize sorulan şu. Kesinlikle doğrudur. Şimdi özellikle fonksiyonlar fonksiyonlar ee, polinom limit, süreklilik ve türev. integrali de katabiliriz. Bu 6 konu için Lütfen ama lütfen. Bu kesinlikle diye sorulan sorulara çok dikkat etmen gerekir. Öyle az önce de bir tabir kullandım. Leyla ile Mecnun'daki İsmail abi tabiri. Öyle laps diye atlamayacaksın soruya. Ee, öyle atlarsan soruya gider. Yani elinden kaçar gider. Ve işin ilginç tarafı. Biz yazarlar bu soruları yazarken şunu da düşünüyoruz. Çeldirici hangisi? Varsayalım ki bir. Öğrenci buna ne der? Doğru der. Şunun da doğru olduğu açık. Şunun da yanlış olduğu açık. O zaman 1 ve 3'ü de şıklara koyalım deriz. Mesela salladım şu an bunları. Ama bir çeldiricili olduğu için yanlıştır. E bunun zaten yanlış olduğunu sen biliyordun. Buna da doğru demiştin zaten. Cevap yalnız 3'tür gibi. Dolayısıyla bu soruları çözerken buna dikkat edeceksin. Px ile Qx'in toplamı birinci dereceden polinom olur mu olmaz mı? İkisi de birinci dereceden birinci dereceden. Arkadaşlar olabilir ama olmaya da bilir. Nasıl? 3x artı 7 px olsun. Eksi 3x artı 8 de qx olsun. İkisini toplarsam ben 15 gelir ve bu ifade 0. dereceden bir polinomdur. O zaman birinci gitti. Aksine bir tane örnek versen yetiyor. Bir tane örnek versen yetiyor. İkinci öncülümüz. px ile qx'in çarpımının sonucu ikinci dereceden bir polinom. Şimdi... Birinci dereceden bir ifadeyle ikinci dereceden bir ifadeyi çarptığımız zaman bunun derecesinin yok olma, böyle kalkıp gitmesi gibi falan bir ihtimal var mı? Yok. O zaman birinci dereceden ifadeyle birinci dereceden ifadenin çarpımı ikinci derecedendir. Bu doğru. Üçüncü sorumuzda da öncülümüzde de P3X'den Q2X'i çıkarırsam bu polinom sabit bir polinom olabilir demiş. Vallahi olabilir. Sıkıntı yok. Mesela şöyle düşün. PX eşittir. Az önce yazdığımızı yazalım. 3x diyelim mesela. Şu x'imiz de sevgili gençler. Buna 2x diyelim hatta. Buna 2x diyelim. Şu da 3x olsun. Şimdi p3x ne olur? 6x olur. Şu 2x ne olur? 6x olur. Bundan bunu çıkarsak 0. Sabit polinom ya da 0 polinom. 0 polinom üretebiliyorsak sabit polinom da üretiriz. Artı 5 diyelim artı 5 diyelim. Al sana sabit polinom. 5 demeyelim de 4 diyelim. Çıkardık 1 geldi sabit polinom işte. O halde cevabımız neymiş arkadaşlarım? 2 ve 3'müş 35. sorumuzun cevabı Denizli'ymiş dedik. Ve son 5 soru. Son sayfamızdayız. Son 5 soru tabi şurada da bir tane 40. sorudan sonra 41. soruya 41 kere maşallah başla atarak verdik. Çünkü tüm bunları anladıysan gerçekten sana 41 kere maşallah. arkadaşlar doğru çözüyorsan olmuştur diyorum güven bana. Sorumuzun cevabını da işaretledim burada. Yani soruyu düzgünce oku. Sana genel bir tekrar ettirecek soru. Düzgün şekilde oku, cevabını ver. Eğer doğru yaptıysan olmuştur. Yani polinomlarda bölme ile alakalı da kısmı da var. Katsayılar toplamı, sabit terimi, baş katsayısı, derecesi bunların hepsini inceleyeceksin. E, doğru cevap verdiysen sıkıntı yok. E, polinomdan artık sadece denemelerde karşına çıkan soruları çözsen. Ufak tefek böyle farklı YouTube kanallarından falan da olur. E, Sorular izleyeceksin. Polinom soru çözümleri izleyeceksin. Güzeldir. Sıkıntı yok. Olur yani. Polinom basit bir konu zaten. Biliyorsunuz siz de. Px x kare artı x çarpı x kare artı x eksi 22 artı 40 polinomunun sıfırlarından biri a olduğuna göre hangisi olamaz bu a diye soruluyor. Bir e de ne alaka yani ben bunu çarpanlarına mı ayıracağım hepsini dağıtacağım mı? Bak ne dedim soru senden hiçbir şekilde amelelik yapmanı istemez. Zaten ameliylik yaptırıyorsa sana bir soru çözme zaten yani çözme gerek yok ama soru senden zeka istiyorsa kurnazlık istiyorsa böyle bir görme istiyorsa ama sen gidip amelilik yapıyorsan sen de bırak o işi biraz git pratik yap ondan sonra gel çöz tamam mı şimdi burada ne yapmak gerekiyor hocam bunun da ameliyliği nereden göreceğiniz bu şey kurnazlık sorusu bak burada x kare artı x var ya burada da var o zaman sen bunu ade Burası da A olsun. Yani sen burayı A çarpı A eksi 22 artı 40 olarak yaz. Dağıtırsan içeride, içeriye A kare eksi 22 A artı 40 gelecektir. E gel bir de bunu güzel çarpanlarına ayır. Nasıl A ve A eksi 20 ve eksi 2 diye ayırırsan misler gibi gelir çarpanları. Yani A eksi 20 çarpı A eksi 2 imiş. Peki A dediğimiz şey ne? A x kare artı x e yaz yerine o zaman x kare artı x eksi 20 çarpı x kare artı x eksi 2. E şimdi bu px bunun çarpanlarından e, bakayım sıfırlarından birisi olamaz diye sormuştu. x'e x burayı da artı 5'e eksi 4 diye ayır. Burayı x'e x artı 2 eksi 1 diye ayırırsan birinci kökümüz eksi 5, ikinci kökümüz 4, üçüncü kökümüz eksi 2, dördüncü kökümüz de 1 gelir. Şimdi 1, eksi 2, 4 ve eksi 5. 1, eksi 2, 4 ve eksi 5 şıklarımızda varken bu yok. O zaman bu olamaz doğal olarak. Değil mi? 37. örneğimiz son 4 sorumuz var. Bir px polinomunun derecesi, baş kat sayısı ve sabit teriminin toplamına polinomun değeri denir. Derecesini, baş kat sayısını ve sabit terimini topladığımız zaman polinomun değeri olarak karşımıza çıkıyor. Bu polinomun değerini bul bana demiş. Hadi bulalım. Baş kat sayısı 3'ün 4. kuvvetinden kaynaklı 81'dir. Yaz bunu. Derecesi 2 kere 4'ten 8'dir. Sabit terimini bulmak için de 0 yerine yazarsın. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Tüm bunları toplarsan değerini bulmuş olursun. Bu kadar basit. 81, 16 daha 97. 8 daha kaç yapar? 105 yapar. Demek ki cevabımız da Bursa seçeneği olur sevgili gençler. 37. sorumuzun. 38. sorumdayım. P(x) ve Q(x) birer polinom. Yukarıda verilen tabloda belirtilen der nokta işlemi polinomların çarpımının derecesini gösteriyor. A B farkı kaçtır diye sormuş. Hmm. Şimdi şöyle P(x) kare ile Q kare x'in çarpımının derecesi 20'ymiş. Ben diyorum ki der P yani P'nin derecesi m olsun. Der Q yani Q'nun derecesi de N olsun isteyeceğim. Burada sevgili gençler Px karenin derecesi 2M olurken Q kare X'in derecesi de 2N olur. Ve bunları çarptığım zaman dereceleri toplanacağı için artık ben biliyorum ki 2M artı 2N 20 olacak. Şuradaki 20 ve M artı N de tabi tahmin ettiğimiz üzere 10 olacak. Bu bir. Şimdi bir tane daha M'li N'li bir denklem bulursam bu M'yi N'yi ayrı ayrı bulurum. Peki nasıl bulacağım? Onda yan taraftan. 12'yi boşa vermemiş. Qx eksi 1'in derecesi Q'nun derecesiyle aynıdır. İçerisi birinci dereceden olduğu için. Dolayısıyla bunun derecesi nedir? E şunun derecesini de 2 ne olduğunu söylemiştik zaten. İkisini çarparsam gene dereceler toplanır. Yani 3N'nin ben artık e, 12 olduğunu biliyorum. n ile bir denklemi bulmayı geç. Direkt N'yi buldum. Headshot attım. E peki N4 ise Yazdım yerine m kaç geldi? 6. a eksi b sorulmuş. Bir de bunlara geçelim. Şurayı sildim. Şimdi arkadaşlarım a'yı bulmak için px kare. Şimdi ben px'in derecesinin 6 olduğunu, bununkinde 4 olduğunu buldum ya. E burası o zaman 12. dereceden olur x kare yazdığım zaman. Bunun derecesi de 2 bakın. 3x kare eksi 1 polinomunun derecesi de 2. Eşinden bununla bunu çarparsam Aslında bakarsanız üstleri toplanıyordur. Dereceler toplanıyordur. 12-2 daha kaç yapar? 14. Demek ki A'mız 14'müş. Eksi. Bir de şuraya bakacağız. Q'nun derecesi 4'tü. E şunun derecesi de 2'ydi zaten. Bunları çarparsak yani üstlerini toplarsak yani derecelerini toplarsak 4 artı 2'den 6 gelir. Demek ki burası 6'ymış. 14'ten de 6'yı bir zahmet çıkar. Ve cevabı işaretle. Yarım saattir üstünde işlem yapıyormuşuz zaten cevabı. Evet. Geçtim. 39. soruma. 39. soruya geçmeden önce herkes de buradayken arkadaşlarım videoyu izliyorsan ama hala abone değilsen e, e, mutlu olurum abone olursan diyecek bir şey başka bir şey yok e, mutlu oluruz abone olursan bunu söylerken de genelde böyle hani e, nasıl diyeyim sanki sizden çok önemli bir şey istiyormuşum gibi böyle utanıyorum ama e, abone de olun ya sonuçta Böyle alt haneli rakamlar falan görmek abone sayısında mutlu edici bir şey. Beni mutlu edersiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir şeye gerek yok. Bir de dua etsiniz yeter. Yani illa abone olmanıza veya videoyu beğenmenize gerek yok. Allah razı olsun hocadan bizim için uğraşıyor falan derseniz de yeterli olur benim için. Şimdi 39. sorumuzdayız. Px x kare eksi, x artı 4 polinomu x eksi 1'in azalan kuvvetlerine göre aha bu şekilde yazılır diyor soruyu ilk okuyan kişi mesela bunu sokakta falan şu soruyu okunca ne anlıyorsun? Adam matematik bilecek ama sorduğun kişi. Bu soruyu okunca ne anlıyorsun diye sorduğunuz zaman adam ilk okuduğunu anlamaz. Ciddi anlamaz. Ama şurayı açmasına izin verirsen soruyu anlar. Şurayı açarsan x kare eksi 2x artı 1 x eksi 1 ve artı 4 var. Ben bunları topladığım takdirde x kare bak eksi x eksi 2x artı x daha eksi x yapar. 1 eksi 1 gitti artı 4. Bak. Bak. Gördün mü? Demek ki ben bu polinomu x eksi 1'in azalan kuvvetlerine göre. x eksi 1'in karesi x eksi 1'in birin birinci kuvveti bir de burada x eksi 1'in aslında sıfırıncı kuvveti var da görmüyoruz. Güzel. Anladık yani soruyu. O halde diyor şu polinomun şu x eşittir x kare artı 5 x artı 5'in x artı 2'nin azalan kuvvetlerine göre yazdığında diyor yeni polinomun katsayıları toplamı kaç olur diye sormuş. E yazak o zaman bizde. x artı 2'nin bir karesine ihtiyacımız var. Yani bu da x kare artı 4x artı 4 gelir. Şimdi bak bir tane 5 xe bir tane 5'e ihtiyacımız var. O zaman bir tane bunun üzerine biz x artı 2 ekleyelim. Doğru mu? x artı 2 ekleyelim. Böylelikle 5 x olur ama burada 6 oldu. O zaman bir tane de 1 çıkaracağız. Şimdi o zaman benim polinomum qx eşittir. x artı 2'nin karesi olur. Artı bir tane x artı 2'miz olur. Bir tane de eksi 1'imiz olur. İşte bunu topladığımız zaman ne geliyor bak? x kare artı 5x artı 5 geliyor. He, tamam. E, bunun katsayıları toplamı kaç olur diye sorulmuş aslına bakarsanız. E burada 1 var. Burada 1 var. Burada eksi 1 var. Eksi 1 artı 1 gider. Ne olur sevgili gençler? Geriye sadece 1 kalır. Demek ki 39. sorumuzun cevabı da Bursa olur diyeceğiz. Ve geçeceğiz artık son sorumuza. 40. sorumuzdayız. Bir şeyi 40 defa söylersen olur sloganıyla yola çıktık. Şu an 40. defa söylüyoruz. İnşallah tüm sorular anladıysan olmuştur sende polinom. Hiç merak etme. Vallahi olmuştur, billahi olmuştur. Yani hiç böyle gözün arkada kalmaz. Git birkaç tane daha böyle test çöz veya denemelerde karşına çıkan soruları çöz. Bakalım olmuş mu olmamış mı ona göre karar ver. Ama ben olduğuna %99.9 eminim. O %99.1 birlik e, kısımda 0.1 mi oluyor? 1 mi oluyor? %0.01 Aynen. E, o da sevgili gençler sizin belki dinlememişsinizdir, belki chat kısmına falan takılmışsınızdır. Ondan kaynaklı falan olmamıştır. O yüzden o chat kısmındayken falan dinlemediğin soruları mutlaka dinle. Kimisi de var oradan takip ediyorum ben chat kısmından. Hem chat'e takılıyor hem soruyu çözüyor. O da, o da nasıl bir mantık bilmiyorum yani. Evet son sorumuzdayız artık. Diyor ki x0'dan büyük olmak üzere a ve b şehirleri arasındaki uzaklık 3x küp artı 2x kare artı 3x artı 2 bölü 2 kilometredir. Hmm. A şehrinden B şehrine 2x artı 1 saatte gidip x artı 1 saatte dönen bir aracın yol boyunca ortalama hızı hangisidir? Toplam alınan yol toplam geçirilen zamana bölünecek. Ortalama hız formülü biliyorsun sen bunu. Ki A ile B arasındaki mesafe buysa. E gitti geldi bunu iki defa yaptı. O zaman çarpı 2 diyeceğim toplam alınan yola. Bu iki ile bu iki birbirini götürecek. Artık toplam alınan yolun ben 3x küp artı 2x kare artı 3x artı 2 olduğunu biliyorum. Hatta bunu da sevgili gençler bir zahmet 3x artı 2 parantezine alırsam şurada ya da burada x kare parantezini alırsanız gelecektir zaten. Artı bir de 3x artı 2'miz olacak. Bunu da 3x artı 2 parantezine alırsanız x kare artı 1'in geldiğini göreceksiniz. Bölü bu toplam alınan yol. Diyor ki 2x artı 1 ve x artı 1 saatte e, toplam bu kadar yol almış. E bunların ikisinde toplam bu kadar zaman geçirmiş. İkisini toplarsanız da 3x artı 2 gelecektir. E bunlar gider hocam. Geriye sadece x kare artı 1'in kalır. Bu da senin v ortalamandır diyebiliriz. Kalemi bırakabiliriz artık. Siz de bırakabilirsiniz. Bitti sorularımız. Yani 40 soruda bir konu dedik. Bir şeyi 40 defa söylersen olur dedik. Bir de algıda seçicilik ben şimdi bu şekilde videolar çekiyorum ya artık televizyonda falan da böyle gazetelerde falan böyle kitaplarda falan da böyle bir şeyi 40 defa söylersen olur bir şeyi 40 defa diye diye yaptırdım gibi söylemler artık daha fazla dikkatimi çeker oldu. sizin de inşallah öyledir. Takip etmeyi unutmayın yani beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın sevgili gençler çünkü sizler için böyle var ya tadından yenmeyecek çok nefis projeler var. Efsane projeler var. Ee, sadece ama sadece matematik olsun amaç. Bir şeyler öğrenip tabiri caizse bir, bir baltaya sap olun derlerdi ya böyle. Eskiler, büyükler. Babam bana yap öyle derdi. Git oku da bir baltaya sap ol diye. Ee, tabii o kötü bir niyeti yoktu ama tamamen okumam gerektiğini söylemek için bunları yapardı. ve Sevgili gençler sizler de işte okuyorsunuz, ediyorsunuz. Ben burada size çene patlatıyorum videolar çekiyorum. Renkli resimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sıkılmayın diye PDF'ler olabildiğince renkli ve düzgün ve e, net yapmaya çalışıyorum. Videoların hepsini 1080p çekmeye çalışıyoruz. Ses kalitesi düzgün olsun diye işte gittik, mikrofonlar aldık, şunları yaptık, bunları aldık. Ama ek derdimiz var. Matematiği iyi bir şekilde anlayıp, iyi bir şekilde yorumlayıp güzel bir insan olma. Matematik bilen bir insan olma. Amaç bu. Matematik bilmeyen insana da kötü insan demiyoruz yani. Çirkin insan demiyoruz sonuçta. Ama senin önüne koyuyorlarsa bu sınavı sen bu sınava gireceksen, TYT'ye gireceksen en azından. Matematiği mutlaka yapmak zorundasın. Yani okul bitti KPSS'ye gireceksin. Matematik. 2 yıllık okudun. 4 yıllığa tamamlayacaksın. Matematik. Her türlü karşına çıkacak canım arkadaşım. Dolayısıyla senin bu dersleri adam akıllı bir şekilde verebilmen için canı gönülden yemin ediyorum çalışıyorum çabalıyorum. İnşallah sen de e, bu emeklerin karşılığında bana bir dua edersin. Başka bir şey istemiyorum. Gerek yok. Evet gençler. İsteğiniz arzun olursa yorum kısmına belirtin. Bir sonraki serimizde görüşünceye dek, hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol da matematik çalışmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.